Jacques Cazot, Aşık Şeytan. 25 yaşında Napoli Kralı'nın muhafız birliğinde yüzbaşıyım. Arkadaşlarla birlikte hayatın keyfini çıkarıyorduk. Gençler nasıl yaşarsa öyle yaşıyorduk. Yani kadınlar, kesemisel verdiğince kumar, meteliksiz kaldığımızda ise koğuşlarımızda sonu gelmez şeyleri tartışıp duruyor. Bir akşam küçük bir şişe Kıbrıs şarabı ve bir avuç kestane kebabın etrafında toplanmıştık. Bir yığın şey üzerinde kafa patlatmaktan yorgun düştükten sonra laf dönüp dolaşıp kabala ve kabalacılara gel. İçimizden biri bunun gerçek bir ilim olduğunu ve bu alandaki etkinliklerin de güvenilir olduğunu iddia etti. Daha genç olan dördü ise ona karşı çıkarak bu ilim dediği şeyin bir yığın saçmalıktan, saf insanları aldatmak ve çocukları eğlendirmekten başka bir işe yaramayan düzenbazlıklardan ibaret olduğunu ileri sürüyordu. En yaşlımız bir Flamandı. Dalgın dalgın piposunu tüttürüyor, tek kelime etmiyordu. Hepimizi serseme çeviren bu gürültü içinde soğuk görünüşü ve kayıtsızlığı dikkatimi çekiyor. İlgi gösteremeyeceğim kadar dağınık geçen bu sohbete katılmamı engelliyordu. Pipo içen adamın odasındaydık, gece ilerliyordu. Herkes bir tarafa dağıldı ve yalnız kaldık. Yaşlı adam ve ben. Donuk tavrıyla piposunu tüttürmeyi sürdürüyordu. Hiç konuşmadan, dirseklerim masaya dayalı, öylece kala kalmıştım. Nihayet benim adam sessizliğini bozdu. Delikanlı, biraz önce bir yığın laf dinlediniz. Niye kaçtınız tartışmadan dedi. Çünkü bilmediğim şeyleri onaylamak ya da reddetmektense susmayı yeğlerim ben diye karşılık verdim. Kabala sözcüğünün ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Birçok anlamı var dedi ama en önemli olan kesinlikle bu anlamları değil kendisidir. Metali dönüştürmeyi ve ruhları denetim altına almayı öğreten bir ilmin var olabileceğine inanıyor musunuz? Var olduklarına inanmam dışında kendiminki de dahil olmak üzere hiçbir şey bilmiyorum ruhlar hakkında. Metallere gelince, madeni bir para, kumarda, handa ve başka yerlerdeki değerini biliyorum. Ama bunların nitelikleri, değişmeleri ve uyandırabilecekleri izlenim konusunda ne onu emin olabilirim ne de onları inkar edebilirim. Genç arkadaşım, cehaletinize hayranım. En azından başkalarının ilkeleri kadar değerli, hiç olmazsa hatalı değilsiniz ve eğitimli olmasanız bile eğitilmeye elverişlisiniz. Tabiatınız, açık yürekliliğiniz, dürüstlüğünüz hoşuma gidiyor. Herkesin bildiğinden biraz daha fazlasını biliyorum. Bu sırrı saklayacağınıza, namusunuz üzerine yemin eder, dikkatli davranacağınıza söz verirseniz çömezim olursunuz. Konuya giriş tarzınız çok hoşuma gitti sevgili Soberano. Merak en büyük tutkumdur. Sıradan bilgelere yapım gereği pek meraklı olmadığımı itiraf edeyim size. Bunlar her zaman çok dar ve sınırlı gözükmüştür bana. Oysa girmeme yardımcı olacağınız bu yüce dünyanın ne olduğunu anladım. Peki ama sözünü ettiğiniz ilmin ilk anahtarı nedir? Arkadaşlarımızın tartışırlarken söylediklerine bakılırsa bizi eğitenler ruhların kendileriymiş. Onlarla ilişki kurulabilir mi? Doğru söylediniz Alvaro. Kendiliğinden hiçbir şey öğrenilmez. İlişki ihtimaline gelince bu konuyla ilgili olarak hemen sağlam bir kanıt sunacağım size. Sözleri sona erdiğinde piposu da bitmek üzereydi. Dibinde kalan azıcık külü boşaltmak için 3 kez vurdu ve onu masada yakınımda bir yere koydu. Sesini yükselterek Calderon dedi. Pipomu alın. Yakın ve bana getirin. Bu emri verir vermez piponun yok olduğunu gördüm ve ben daha bunu nasıl yaptı diye düşünmeden bu emirleri yerine getirmekle yükümlü Calderon'un kim olduğuna dair bir şey soramadan pipo yanmış olarak geri geliverdi ve muhatabım da yeniden piposunu içmeye başladı. Tütünün tadını çıkarmaktan çok bana verdiği şaşkınlığın keyfini sürmek için bir süre devam etti içmeye. Sonra ayağa kalkarak şunları söyledi. Sabah nöbeti devralıyorum. Dinlenmem gerekiyor. Gidip yatın. Yine görüşeceğiz. Endişelenmeyin. Merak ve çok yakın bir zamanda Soberano'nun yardımıyla edineceğimi umduğum yeni fikirlerin açlığıyla dolu bir halde gittim. Kendisiyle ertesi gün ve daha sonraki günlerde de görüştüm. Bundan başka bir uğraşım olmadı. Gölgesi oldum artık onun. Soru üstüne soru soruyordum ona. Bazılarına tam bazılarına da kehanetimsi cevaplar veriyordu. En son hangi dinden oldukları konusunda sıkıştırdım onu. Doğal din diye karşılık verdi bana. Bazı ayrıntılara girdik. Fikirleri ilkelerimden çok eğilimlerimle uyuşuyordu. Ama ben amacıma ulaşmak istiyordum ve bunun için onunla ters düşmemem gerekiyordu. Ruhlara hükmediyorsunuz. Ben de sizin gibi onlarla ilişki içinde olmak istiyorum.
İstiyorum bunu, istiyorum, diyordum ona. Ateşli birisiniz dostum, deneyimden geçmiş değilsiniz. Bu yüce ilişkiye korkusuzca girebilmenizi sağlayacak koşullardan hiçbirini yerine getirmiş değilsiniz henüz. Çok zaman gerekir mi bunun için? Belki 2 yıl. Vazgeçiyorum bu işten diye bağırdım. Bu süre içinde meraktan ölürüm ben. Çok zalimsiniz Soberano. İçimde yarattığınız isteğin ne kadar güçlü olduğunu anlamıyorsunuz. Yakıyor beni. Delikanlı. Ben sizi daha tedbirli bir insan sanıyordum. Hem siz hem de kendim için korkuyorum. Ne yani? Gerekli önlemleri almadan ruh çağırmaya mı teşebbüs edeceksiniz? Ne gelebilir ki başıma? Böyle bir durumda başınıza mutlaka kötü bir şey geleceğini söylemiyorum. Eğer onlar bizim üstümüzde etkiliyseler, bunun nedeni bizim zayıflığımız, bizim korkaklığımızdır. Aslında onlara hükmetmek için doğduk biz. Hükmedeceğim onlara. Evet, cesaretiniz var. Ama kendinizi kaybederseniz, sizi bir nebze korkuturlarsa, bütün mesele onlardan korkmamaksa, beni kolay kolay korkutamayacaklarını söyleyebilirim. Ne ya? Ya bizzat şeytanı görecek olursak, cehennemin baş şeytanının bile kulaklarını çekerim. Bravo. Eğer kendinize bu kadar güveniyorsanız, tehlikeyi göze alabilirsiniz ve size destek olacağıma söz veriyorum. Gelecek cuma bizimkilerden ikisiyle yemeğe davet ediyorum sizi. Bu macerayı sonuçlandırınız böylece. Günlerden salıydı henüz. Hiçbir aşk buluşması bu kadar sabırsızca beklenmemiştir. Nihayet gün geldi. Arkadaşımın evinde kılıksız 2 adamla karşılaşıyorum. Yemek yiyoruz. Konuşma ilgisiz şeyler üzerinde dönüp duruyor. Yemekten sonra Portici harabelerinde şöyle bir dolaşma fikri ortaya atılıyor. Yola çıkıyoruz, gideceğimiz yere varıyoruz. Bu yüce anıtların devrilmiş, kırılmış, saçılmış, dökülmüş çalı çırpıyla kaplı kalıntıları, alışık olmadığım düşünceler sokuyor kafama. İşte zamanın, insanların gururu ve hünerleriyle ortaya çıkardıkları yapıtlar üzerindeki gücü, diyordum kendi kendime. Harabelerde ilerliyoruz ve sonunda bu kalıntılar arasında neredeyse el yordamıyla, dışarıdan küçük bir ışık hüzmesinin dahi giremeyeceği kadar karanlık bir yere vardık. Arkadaşım kolumdan tutmuş öyle götürüyordu beni. Duruyor, ben de duruyordum. O sırada topluluktan biri çakmağı çakıyor ve bir mum yakıyor. Bulunduğumuz yer zayıf bir biçimde olsa aydınlanıyor ve kendimizi bir kenarı yaklaşık 25 ayak boyunda 4 girişi olan tonozlu bir oda içinde buluyoruz. Tam bir sessizlik içindeydik. Arkadaşım baston niyetine kullandığı bir kamışla, ince kumla kaplı alanda kendi etrafında bir daire çiziyor ve bazı işaretler çiziktirdikten sonra da çıkıyor ondan. ''Girin bu 5'li kollu yıldızın içine ve gerekmedikçe çıkmayın sakın,'' diyordu bana. ''Daha açık konuşun. Ne tür alametler gördüğümde çıkayım?'' ''Her şey size boyun eğdiğinde, ama bundan önce korkudan yanlış bir şey yaparsanız en büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Daha sonra bana alelacele, hafızamdan hiç silinmeyecek sözcüklerden oluşan kısa bir ruh çağırma formülü veriyor. Bu büyülü sözleri 3 kez yüksek sesle okuyun ve daha sonra 3 kez açık ve net bir biçimde Belzebut diye seslenin ve özellikle yapmaya söz verdiğiniz şeyi unutmayın, dedi. Onun kulaklarını çekeceğimi söyleyerek övünmüş olduğumu hatırladım. Bu konuda yalancı durumuna düşmemek istediğimden sözümde duracağımı söyledim ona. Size başarılar diliyoruz. İşinizi bitirince haber verirsiniz bize. Yanımıza gelmek için tam karşınızdaki kapıdan çıkacaksınız, diyor. Gidiyorlar. Bir yalancı kahraman bundan daha zor bir durumda kalmamıştır hiç. Az daha geri çağıracaktım onları ama bu yüzden çok utanç verici bir duruma düşebilirdim. Üstelik bütün umutlarımdan vazgeçmek olurdu bu. Beni bıraktıkları yere sağlamca basarak bir süre düşündüm. Beni korkutmak istediler. Korkak olup olmadığımı anlamak istiyorlar. Beni sınayan insanlar buradan 2 adım uzaktalar ve ruh çağırmak istediğim için beni yıldırmak isteyebilirler. Buna hazır olmam gerekir. Sıkı duralım ve bu alaycıları kendi oyunlarıyla alt edelim. Çevreye, hatta mağaranın içine yerleşmiş baykuşların ve kukumavların çıkardıkları şamata yüzünden bu düşünme fazlası pek uzun sürmedi. Kendimi biraz yatıştırdıktan sonra yoğunlaşıyor ve sesim titremeden çağrıyı yapıyorum. Kararlı bir sesle söylüyorum cümleyi, çağırıyorum ve 3 kez üst üste Belzebut diye sesleniyorum. Bütün damarlarımda bir ürperti hissediyorum ve kafamdaki saçlar diken diken oluyordu.
Ben çağrımı bitirir bitirmez tam karşımda tonozun üstünde iki kanatlı bir pencere açılıyor. Güneş ışığından daha parlak bir ışık çağlayanı dökülüyor bu aralıktan. Hem büyüklüğü hem de biçimiyle dehşet veren bir deve başı çıkıyor ortaya. Özellikle iri kuraklara dikkat çekiyor. İğrenç hayalet ağzını açıyor ve kendine yakışan bir sesle yanıt veriyor. Kivay. Bütün tonozlar, çevredeki bütün mağaralar birbirleriyle yarışırcasına bu korkunç Kivoy sesiyle titrediler. Durumumu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Bana kimin cesaret verdiğini, bu görüntü ve daha da korkunç olan bu ses karşısında bayılmaktan beni neyin alıkoyduğunu da bilemiyorum. Aklımı başıma toplayabilmek için sarf ettiğim çaba soğuk terler dökmeme neden oldu. Ruhumuz son derece engin ve büyük bir direnme gücüne sahip olsa gerek. Bir yığın duygu, düşünce ve izlenim iç dünyamı sarsıyor, aklımı başımdan alıyor ve hepsi bir anda etkin oluyor. Kendime gelerek korkuma engel oluyorum. Cesaretle hayalete dikiyorum gözlerimi. Kendini kim sanıyorsun ki bu iğrenç biçimde görünmeye cesaret ediyorsun? Hayalet bir an sarsılıyor. Beni sen çağırdın diyor daha alçak bir sesle. Köle efendisini korkutmak ister mi diyorum ona. Benden emir almaya geliyorsun. Uygun bir biçime gir ve itaatkar bir tavır takın. Efendi diyor bana hayalet. Size yaranabilmek için hangi şekle bürünmem gerekir? Aklıma gelen ilk düşünce bir köpek biçimine girebileceği oldu. Bir köpek yavrusu, spanyel biçiminde gel diyordum ona. Emir verir vermez korkunç deve boynunu 16 ayak uzatıyor. Başını bulunduğumuz yerin ortasına kadar eğiyor ve ince, parlak tüylü kulakları yerlere kadar değen beyaz bir spanyel kusuyor. Pencere yeniden kapanıyor. Tüm öteki hayaller kayboldu ve kubbenin altındaki yarı aydınlık bölümde köpekle ben kaldım yalnızca. Köpek çemberin etrafında kuyruğunu sallayarak ve yaltanarak dönüyordu. Efendi, ayaklarınızın ucunu yalamayı çok isterdim ama sizi çevreleyen tehlikeli çember beni engelliyor dedi. Güvenim, cesaretim derecesine kadar yükselmişti. Çemberden çıkıyorum, ayağımı uzatıyorum. Köpek yalıyor ayağımı. Kulaklarını çekmek için bir hareket yapıyorum. Kendisini bağışlamamı istiyormuş gibi sırt üstü yatıyor. Bu sayede onun küçük bir dişi köpek olduğunu fark ediyorum. Kalk diyorum ona. Bağışlıyorum seni. Görüyorsun ki arkadaşlarım var. O baylar biraz ileride bekliyorlar. Gezinti susatmıştır onları. Yemek vereceğim onlara. Meyve, konserve, dondurma, Yunan şarabı gerekiyor. Şurası iyi anlaşılsın. Odayı gösterişsiz ama temiz bir biçimde aydınlat ve süsle. Yemeğin sonuna doğru sen birinci sınıf bir virtüöz olarak elinde bir harpla geleceksin. Ne zaman ortaya çıkman gerekeceğini ben söyleyeceğim sana. Rolünü iyi oynamana özellikle dikkat et. Şarkın anlamlı, tavırların uyumlu ve ağırbaşlı olsun. İtaat edeceğim efendim ama hangi koşulla? İtaat etme koşuluyla köle. Hemen itaat et yoksa... Siz beni tanımıyorsunuz efendim. Eğer tanısaydınız bana karşı bu kadar sert olmazdınız. Ben de sizi sakinleştirecek ve benden hoşlanmanızı sağlayacak bir koşul koyardım. Köpek konuşmasını bitirince arkamı dönüyorum. Emirlerimin operada bir dekorun kurulmasından daha çabuk bir şekilde yerine getirildiğini görüyorum. Gözümün önündeki kararmış, nemli yosunlarla kaplı duvarlar hoş bir renk ve görünüm kazanmaktaydı. Parlak, mermer bir salon ortaya çıkmıştı. Sütunlarla desteklenmiş kubbeli bir mimari yapı ortaya çıkıyordu. Her birinde 3000 bulunan 8 kristal şamdan, her tarafı eşit biçimde aydınlatan, göz alıcı bir ışık yayıyordu ortalığa. Bir süre sonra sofra kuruluyor ve ziyafet için donatılıyor. Meyve ve reçellerin tümü nadide, son derece lezzetli ve görünüm olarak mükemmeldi. Serviste kullanılan ve büfede bulunan porselenler Japon işiydi. Küçük köpek ortalıkta dolanıp duruyor, ayaklarımın dibinde yaltaklanıyor. Sanki işleri daha da çabuklaştırmak için çabalıyor ve bana memnun olup olmadığımı sormak istiyordu. ''Çok güzel Biondetta'' diyordum ona. Bir uşak gibi giyinin ve en az ilerideki beylere kendilerini beklediğimi ve sofranın hazır olduğunu söyleyin. Gözlerimi bir an kaçırmıştım ki emrimde çalışan son derece şık giyimli bir uşağın elinde bir meşaleyle odadan çıktığını gördüm. Biraz sonra arkasında Flaman arkadaşım ve iki dostuyla birlikte göründü. Uşağın gelişi ve iltifatlarıyla olağanüstü bir şeye hazırlıklıydılar. Ama beni bırakmış oldukları yerde değişiklik beklemiyorlardı. Kafam meşgul olmasa şaşkınları daha çok eğlendirecekti beni. Hayrete kapıldıkları ifadelerinden, tavırlarından anlaşılıyordu. ''Beyler'' dedim onlara. ''Benim yüzümden epeyce yoruldunuz. Üstelik daha Napoli'ye geri döneceğiz. Bu ziyafetin pek görkemli olmaması umarım canınızı sıkmaz ve hazırlıksız yakalanmış olmamızdan
Dolayı yemeklerin bol ve fazla çeşitli olmayışını bağışlarsınız sanırım. Rahatlığım onları, ortamın değişikliğinden ve davet edildikleri zengin sofradan daha çok şaşırttı. Bunu fark ettim ve içten içe beni korkutan bu macerayı bir an önce bitirmeye karar vermiş olmama karşın, karakterimin özünü oluşturan neşemi zorlayıp olabildiğince yararlanmak istedim bu durumdan. Hemen sofraya davet ettim onları. Uşak büyük bir gayretkeşlikle yer gösteriyordu. Oturmuştuk yerlerimizde, kadehleri doldurmuş, meyveleri dağıtmıştım. Ağzımdan başka bir yerim kımıldamıyordu. Ötekiler hayret içinde beni seyrediyorlardı. Bu arada meyvelerin de tadına bakmalarını istedim onlardan. Kendime olan güvenim rahatlattı onları. Kadehimi Napoli'nin en güzel, en kibar yosmasının sağlığına kaldırıyorum. İçiyoruz. Yeni bir operadan ve sahnelendiğinde yeteneği sarayda büyük bir yankı uyandıran Romalı bir doğaçlamacıdan bahsediyorum. Sözü yeteneğe, müziğe, heykele getiriyorum ve bu vesileyle bulunduğumuz yeri süsleyen birkaç heykelin güzelliğini kabul ettiriyorum onlara. Şişe boşalıyor ve yerine daha iyi bir başka şişe alıyor. Uşak her tarafa yetişiyor ve hizmet bir an bile aksamıyor. Kaçamak bir göz atıyorum ona. Uşak kılığına girmiş bir aşk tanrısı hayal edebiliyor musunuz? Bu macerada benimle birlikte olan arkadaşlarım da hayret, zevk ve endişenin hakim olduğu bir havayla süzüyordu onu. Durumun tek düzeliği canımı sıktı. Havayı değiştirmenin zamanının geldiğini gördüm. Biondetto, Madame Fiorentina bana şöyle bir uğrayacağına söz vermişti. Bakın bakalım gelmiş olmasın dedim uşağa. Biondetto dışarı çıktı. Konuklarım daha bu mesajın tuhaflığına şaşıracak vakit bulamamışlardı ki bir kapı açıldı ve Fiorentina elinde harpla içeri girdi. Hoş ve sade bir ev kıyafeti içindeydi. Başında bir seyahat şapkası ve gözlerinin üzerinde çok ince bir tül vardı. Harpını yanına alarak rahat ve zarif bir tavırla selam verdi. Saygıdeğer Don Alvaro, arkadaşlarınız olduğundan haberim yoktu. Bilseydim bu kılıkta gelmezdim kesinlikle. Baylar, seyahatte olan bir kadını bağışlayacaklardır umarım dedi. Oturuyor ve birbirimizle yarışırcasına küçük ziyafet sofrasındaki yiyeceklerden sunuyoruz ona. Fiorentina sadece bizi hoşnut etmek için şöyle bir tadıyor. Nasıl? Napoli'den yalnızca geçiyor muydunuz hanımefendi? Burada alıkoyamayacak mıyız sizi diyorum ona. Daha önce yapılmış bir sözleşmeye uymak zorundayım efendim. Geçen karnavalda Venedik'te çok iyi ağırladılar beni. Tekrar gideceğime dair söz verdim onlara ve hatta paranın bir kısmını da önceden aldım. Yoksa sarayın bana burada sağladığı avantajları ve üstün zevkleriyle bütün İtalya'nın en seçkin insanları durumunda olan Napoli sosyetesinin beğenisini kazanma umudunu reddetmezdim. Sahnenin gerçeğe yakınlığından etkilenip gözlerini avuşturmakta olan iki Napolili övgülere karşılık vermek üzere eğiliyorlar. Virtüözden, yeteneğinden bir örnek dinletmesini istiyorum hemen. Nezleydi ve yorulmuştu. Bizim gözümüzden düşmekten korkuyordu haklı olarak. Nihayet yeni başlayacağı operanın 3. perdesinin sonunda yer alan zorunlu bir yeri söylemeye karar verdi. Harfını alıyor, uzunca, tombul, hem beyaz hem de lal renkli küçük elleriyle başlıyor çalmaya. Parmaklarının uçları hafifçe yuvarlaklaşmıştı ve olağanüstü biçimli tırnakları müthiş zarifti. Hepimiz şaşırmıştık, muhteşem bir konserde olduğumuza inanmıştık. Kadın şarkı söylüyor. Ruh ve ifadenin yüksek sesle bir ilgisi yok. Bu kadar az çaba ile bundan daha fazlası anlatılamazdı. Bütün yüreğimi bir heyecan kaplamıştı ve beni kendimden geçiren bu büyüyü yaratanın yine ben olduğumu neredeyse unutuyordum. Sanatçı eseri bana ithafen seslendiriyordu. Bakışlarındaki ateş gözlerindeki tülü delip geçiyordu. Bu ateş anlatılamayacak kadar delici ve hoştu. Bu gözler bana yabancı değildi. Nihayet tülün gizlediği yüz çizgilerini birleştirerek Fiorentina'nın yaramaz Biondetto olduğunu anladım. Ama güzelliği, boyu posu, kadın kıyafeti içindeyken uşak giysilerine oranla daha az fazla göze çarpıyordu. Kadın şarkı söylemeyi bitirdiğinde haklı övgülere boğduk onu. Çok çeşitli olan yeteneklerine hayranlığımızı gösterebilmek için bize neşeli bir Arietta söylemesini istedim. Hayır diye karşılık verdi. İçinde bulunduğum ruhsal durumda bunun altından kalkamam. Zaten isteklerinizi yerine getirmek için nasıl zorlandığımı fark etmiş olmanız gerekir. Sesim seyahatten etkileniyor, boğuk çıkıyor. Bu akşam yola çıkacağımı söyledim size. Kiralık bir araba getirdi beni. Onunla dönmek zorundayım. Lütfen mazeretlerimi kabul edin ve gitmeme izin verin. Bunları söylerken kalkıyor, harpını almak istiyor. Harpını alıyorum ve onu içeri girdiği kapıya kadar geçirdikten sonra arkadaşlarımın yanına dönüyorum.
Ortalığı neşelendirmiş olmalıydım ama bakışlarda sıkıntı görüyordum yine de. Kıbrıs şarabına davrandım yeniden. Nefis gelmişti bu şarap bana. Yeniden güç kazandırmış, zekamı çalıştırmıştı. Ölçüyü iki katına çıkardım, vakit ilerlemişti. Yeniden koltuğumun arkasındaki yerine yerleşen uşağımdan arabamı getirmesini istedim. Biondetto hemen çıkıp emrimi yerine getirmeye gidiyor. Burada "Arabanız mı var?" diyor bana Soberano. "Evet" diye karşılık verdim. Beni izlemelerini söyledim. "Toplantımız uzarsa rahatça dönebiliriz" diye. "Birer kadeh daha içelim. Nasıl olsa yürüyerek dönüp ayağımızı incitmemiz gerekmeyecek." Ben sözlerimi bitirir bitirmez uşak peşinde benim armamı taşıyan kıyafetler içinde pek şık iki seyisiyle geri dönüyor. "Sayın Don Alvaro, arabanızı yaklaştıramadım. Öte tarafta bütün çevreyi kuşatan arabelerin hemen yanında" diyor bana Biondetto. Kalkıyoruz. Biondetto ve seyisler önümüzden gidiyorlar, yürüyoruz. Kırık dökük temeller ve sütunlar arasında dördümüz birden yan yana yürüyemediğimizden tek başına, yanımda yürüyen Soberano elimi tuttu. "Güzel bir şölen veriyorsunuz bize, dostum. Pahalıya patlayacak ama size bu." "Dostum" diye karşılık verdim ona. "Siz zevk aldıysanız eğer, ben çok mutlu olurum. Bana neye mal olacaksa olsun." Arabanın yanına geliyoruz. Orada iki seyis, bir arabacı, bir atlı uşak ve emrime tahsis edilmiş, daha iyisi olmayacak kadar rahat, yaylı bir araba görüyoruz. Konuklarımı buyur ediyorum ve yavaş yavaş Napoli'ye doğru yola koyuluyoruz. Bir süre sessiz kalıyoruz. Sonunda Soberano'nun dostlarından biri bozuyor sessizliği. "Sırrınızın ne olduğunu sormuyorum size kesinlikle, Alvaro. Ama görülmemiş bir sözleşme imzalamış olmalısınız. Size yapılan hizmet hiç kimseye yapılmamıştır. 40 yıldır çalışıyorum. Size bir gecede gösterilmiş olan kibarlığın dörtte birini bile görmedim ben. Gözlerimin zevkten çok keder görmeye alıştığı bu günlerde bize sunulmuş olan ilahi görüntüden bahsetmiyorum bile. Neyse, siz biliyorsunuz bu işleri. Gençsiniz. Sizin yaşınızda insan kendini düşüncelere bırakmayacak kadar çok arzu eder ve her an zevklerinin peşinden koşar. Bu adamın adı Bernardino'ydu. Tane tane konuşuyor ve vereceğim yanıtı düşünme zamanı bırakıyordu bana. Bu ayrıcalıkların bana kim tarafından bağışlanmış olabileceğini bilmiyorum diye karşılık verdim ona. Bunların çok kısa süreceğini sanıyorum ve avuntum onları iyi dostlarla paylaşmak olacaktır. İhtiyatlı davrandığım görüldü ve konuşma kesildi. Bu arada sessizlik yüzünden tefekküre daldım. Yaptıklarımı ve gördüklerimi hatırladım. Soberano ve Bernardino'nun konuşmalarını karşılaştırdım. Boş bir merakın ve gözü pekliğin benim gibi birisini düşürebileceği en tehlikeli durumdan kurtulmuş olduğumu düşündüm. Eğitimsiz biri değildim. 13 yaşıma kadar kusursuz bir beyefendi olan babam Don Bernardo de Marivellas ve Estromada'nın tartışmasız en dindar ve en saygın kadını annem Dona Mencia'nın gözetiminde yetiştirilmiştim. Ah anneciğim, görmüş olsaydınız ya da hala görüyor olsaydınız ne düşünürdünüz oğlunuz hakkında acaba? Ama uzun sürmeyecek, söz veriyorum, diyordum kendi kendime. Bu arada araba Napoli'ye varmak üzereydi. Soberano'nun dostlarını evlerine bıraktım. İkimiz kışlamıza geri döndük. Arabamın ihtişamı önünden geçtiğimiz muhafız birliğinin gözlerini kamaştırdı ama arabanın önünde oturan Biondetto'nun zarafeti seyircileri daha fazla etkiledi. Biondetto arabayı ve uşakları gönderdikten sonra kapıdaki adamların elinden bir meşale alarak beni daireme götürmek için kışların önünden geçti. Herkesten daha çok şaşıran uşağım, sergilemiş olduğum yeni durum hakkında bilgi almak için benimle konuşmak istiyordu. "Yeter Carlo," dedim ona daireme giderken. "Size ihtiyacım yok, gidin dinlenin, yarın konuşuruz." Odamda baş başa kaldık ve Biondetto kapıyı arkamızdan kapadı. Durum biraz önce ayrılmış olduğum topluluğun içindeki ve geçmiş olduğum gürültülü yerdeki kadar sıkıcı değildi. Macerayı sona erdirme isteği içinde bir süre kendimi toparlamaya çalıştım. Uşağa göz atıyorum. O yere bakıyor. Yüzü belli belirsiz kızarıyor. Tavrından sıkıntılı ve çok heyecanlı olduğu anlaşılıyor. Sonunda ben üstleniyorum konuşmayı. "Biondetto, bana iyi hizmet ettiniz. Hatta benim için yapmış olduğunuz işlere bir de lütuf eklediniz. Ama bunların bedelini önceden ödemiş olduğumdan ödeşmiş olduğumuzu sanıyorum." Don Alvaro, böyle az bir bedelle ödeşmiş olduğunu kabul etmeyecek kadar soylu birisidir, dedi Biondetto. Şöyle karşılık verdim. "Bana borçlu olduğunuzdan daha fazlasını yapmışsanız, size borcum kalıyorsa eğer,
Çıkarın hep hesabınızı ama paranızı hemen alacağınıza söz veremem. 3 aylığım suyunu çekti. Kumar borcumdan başka Hancı'ya ve Terzi'ye de borcum var. Konu dışına çıkıp dalga geçiyorsunuz, dedi Biondetto. Eğer dalga geçmeyi kesecek olursam, bunu gitmenizi rica etmek için yapacağım. Çünkü geç oldu ve yatmam gerekiyor, dedim. Beni bu saatte geri göndermeniz nezaketsizlik olmaz mı? Bir İspanyol şövalyesinden böyle bir muamele beklemezdim. Dostlarınız buraya gelmiş olduğumu biliyorlar. Askerleriniz, adamlarınız beni gördüler ve cinsiyetimi anladılar. Sıradan bir fahişe olsaydım bile bana biraz saygı göstermeniz gerekirdi. Ama yaralayıcı ve aşağılayıcı bir tavır içindeysiniz bana karşı. Böyle bir tavır karşısında onuru kırılmayan bir kadın yoktur, dedi Biondetta. Şimdi saygı görmek için kadın olmak hoşunuza mı gidiyor? Peki giderken çıkabilecek bir rezalete engel olmak istiyorsanız anahtar deliğinden çıkıp gitme nezaketini gösterin, dedim. Ne? Cidden benim kim olduğumu bilmeden? Bilmez olur muyum? Bilmiyorsunuz diyorum size. Siz yalnızca ön yargılarınızın sesini dinliyorsunuz ama kim olursam olayım yaşlı gözlerle ayaklarınıza kapanıyorum. Size himayenizdeki biri olarak yalvarıyorum. Sizinkinden daha büyük konusu siz olduğunuza göre belki de bağışlanabilir bir tedbirsizlik. Bugün size itaat etmem, kendimi size adamam ve sizi izlemem için her şeyi boş verirdi. Her şeyi feda ettirirdi bana. En dayanılmaz, en şiddetli tutkuları ayaklandırdım kendime karşı. Sizin himayenizden başka bir himaye, sizin odanızdan başka bir sinak yok benim için. Kapatacak mısınız bu odayı bana, Alvaro? Bir İspanyol şövalyesinin kendisi için hassas bir ruhu feda etmiş birine, kendisinkinden başka hiçbir yardım görmeyen zayıf bir yaratığa, üstelik cinsiyetine rağmen bu kadar acımasızca, bu kadar kötü davrandığı mı konuşulacak çevrede? Bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için olabildiğince geri kaçıyordum ama dizlerime sarılıyor ve dizleri üstünde peşimden sürükleniyordu. Sonunda sırtım duvara dayandı. Kalkın, dedim. Siz istemeseniz bile etmiş olduğum yemin beni zaten bağlıyor. Annem bana ilk kılıcımı verdiğinde hayatım boyunca kadınlara hizmet edeceğime, tek bir kadını bile üzmeyeceğime dair bu kılıcın kabzası üzerinde yemin ettirdi bana. Neden diye hep merak ederdim. Demek ki bugün içinmiş, dedim. Peki ne kadar zalim olursanız olun odanızda kalmama izin verin, dedi. Kolay. Kolay rastlanılabilecek bir durum değil bu ve ben de serüvenimi daha da tuhaflaştırabilmek uğruna kabul ediyorum. Durumunuzu öyle ayarlayın ki sizi kesinlikle görmeyeyim, sesinizi de kesinlikle duymayayım. Bana huzursuzluk verecek ilk kelimede, ilk hakarette bu sefer ben de size "Hivoy" demek için sesimi yükseltirim. Ona sırtımı dönüyorum ve soyunmak için yatağıma yaklaşıyorum. Yardım edeyim mi diyor bana. Hayır, ben bir askerim ve kendi işimi kendim görüyorum ve yatıyorum. Perdenin tülünün arkasından sözde uşağın odamın bir köşesinde gardıropta bulduğu eski bir hasırı yere serdiğini görüyorum. Üstünde oturuyor, tamamen soyunuyor, koltuğun üstünde bulduğu pelerinime sarınıyor. Işığı söndürüyor ve sahne şimdilik burada son buluyor ama az sonra bir türlü uyuyamadığım yatakta yeniden başlıyor. Uşağın portresi sanki yatağın dört direğine ve tavanına asılmıştı. Ondan başka hiçbir şey görmüyordum. Bu hayranlık verici nesne ile görmüş olduğum korkunç hayaletin görüntüsünü boşuna bağdaştırmaya çalışıyordum. İlk görüntü ikincisinin büyüsünü canlandırmaya yarıyordu sadece. Tonozların altında işittiğim o hoş şarkı, o büyüleyici ses tonu, sanki yürekten gelen o konuşma hala içimde titriyor ve tuhaf bir ürperti oluşturuyordu. Ah Biondetta, diyordum. Keşke düşsel bir yaratık, o aşağılık hecin devesi olmasaydınız. Peki hangi duyguya kaptırdım kendimi ben? Korkuyu yendim, daha da tehlikeli bir duyguyu yok edebilirim. Ne gibi bir iyilik bekleyebilirdim ki ondan? Her zaman aslına uygun davranmayacak mı o? Son derece etkileyici, tatlı bakışlarının ateşi öldürücü bir zehirdir. Son derece biçimli, son derece renkli, körpe ve görünüşte çok saf bu ağız yalnızca sahtekarlık için açılır. Bu kalp, kalpse eğer, yalnızca ihanet için yanıp tutuşur. Kendimi beni alt üst eden değişik duyguların neden olduğu düşüncelere kaptırırken, bulutsuz gökyüzünde doruk noktasına varan ay bütün aydınlığıyla üç büyük pencereden odama giriyor. Yatağımda dönüp duruyordum. Pek yeni değildi bu yatak.
Ahşap çerçeve çatladı ve yatağımı tutan üç tahta büyük bir gürültüyle yere düştü. Biondet de kalkıp korku içinde bana doğru koşuyor. Don Alvaro, nasıl bir felaket geldi başınıza? Başıma gelen kazaya rağmen onu gözden kaçırmadığımdan kalktığını koştuğunu gördüm. Gömleği ince bir uşak gömleğiydi ve geçerken bacaklarından yansıyan ay ışığı sanki parlaklığını bir kat daha arttırmıştı. Biondet de bana sarılana kadar yatağımın rahatsızlığından pek de fazla etkilenmemiştim. Bana bir şey olmadı, çekilebilirsiniz dedim ona. Döşemeye yalın ayak basıyorsunuz, nezle olacaksınız, gidin. Ama iyi görünmüyorsunuz. Evet, şu anda beni rahatsız eden sizsiniz, gidin. Ya da eğer benim evimde ve benim yatağımda yatmakta ısrar ederseniz, odamın köşesindeki şu örümcek ağında yatmanızı emrederim size. Tehdidin sonunu beklemedi ve için için ağlayarak hasırın üzerine uzandı. Gece bitiyor ve bastıran yorgunluk biraz uyuma olanağı veriyordu bana. Ancak güneş yükseldiğinde uyanıyorum. İlk bakışlarımın ne tarafa yöneldiği kestirilebilir. Gözlerimle uşağımı arıyorum. Yeleği dışında her şeyini giymiş, küçük bir taburede oturuyordu. Yere kadar uzanan saçlarını açmış, dalgalı ve doğal perçemleriyle sırtını, omuzlarını ve hatta bütünüyle yüzünü örtmüştü. Daha etkili bir çözüm bulamadığından saçlarını parmaklarıyla çözüyordu. Koyu kumral saçlardan oluşan bu sık ormanda bundan daha güzel bir fil dişi tarak dolaşmamıştır kesinlikle. İnce oldukları kadar mükemmeldiler de. Uyandığımı belli etmek için yaptığım küçük bir hareketten sonra parmaklarıyla yüzünü gölgeleyen perçemleri araladı. Sabahın sisi arasından çiyi, serinlikleri ve her türlü kokusuyla sökmekte olan şafağı düşünün bir. Biondetta, bir tarak alın, masanın çekmecesinde var bir tane diyorum ona. Söylediğimi yapıyor. Az sonra saçları büyük bir beceriklik ve zarif bir şekilde kurdeleyle bağlanıyor başında. Yeleğini giyerek hazırlanmasını tamamlıyor ve acıma duygusu veren rahatsız, kaygılı, çekingen bir tavırla koltuğuna oturuyor. Her gün böyle birbirinden etkileyici bir manzarayla karşılaşsaydım, buna kesinlikle tahammül edemezdim. Mümkünse buna hemen bir çözüm bulalım diyorum kendi kendime. Şunları söylüyorum ona. Vakit geldi Biondetta, gerekenler yapıldı. Gülünç duruma düşmekten korkmadan odamdan çıkabilirsiniz. Bu korkuyu aştım şimdi diye karşılık veriyor. Ama her ikimizin de çıkarları çok daha güçlü bir biçimde korkutuyor beni. Ayrılmamıza izin vermiyor. Bunu biraz açar mısınız? Açıklayacağım Alvaro. Gençliğiniz, ihtiyatsızlığınız çevremizde yoğunlaşan tehlikeleri görmenizi engelliyor. Sizi tonuzun altında görür görmez o korkunç manzara karşısındaki kahramanca tavrınız oluşturdu bu düşünceleri bende. Mutluluğa kavuşmak için bir ölümlüyle birleşmem gerekiyorsa eğer insan suretine girmenin tam zamanıdır. İşte bana layık bir kahraman diye düşündüm. Onun uğruna vazgeçtiğim iğrenç rakipleri isterlerse alsınlar bundan. Onların nefret ve intikamına maruz kalsam da ne önemi var? Alvaro'nun sevdiği olmak, onunla birleşmek, onlar ve doğa boyun eğecektir bize. Gerisini gördünüz. İşte sonuçlar. Haset, kıskançlık, hayal kırıklığı, öfke. Benim gibi tercihleriyle küçülmüş birine en acımasız cezaları getirecek. Beni bundan ancak siz koruyabilirsiniz. Güneş doğmak üzere ve ihbarcılar sizi ruh çağırıcı diyebildiğiniz o mahkemeye şikayet etmek üzere yoldadırlar bir saat içinde. Durun diye bağırdım. Gözlerimi yumruk yaptığım ellerimle kapatarak siz sahtekarların en beceriklisi, en önde gelenlerinden birisiniz. Sevgiden söz ediyorsunuz ama aşkın suretini gösteriyor. Kendisini zehirliyorsunuz. Bu konuda bana tek bir kelime daha söylemenizi yasaklıyorum. Rahat bırakın beni. Becerebilirsem eğer bir karara varabilmek için sakinleşeyim biraz. Mahkemenin eline düşmem kaçınılmazsa eğer bu durumda sizi tercih etmek zorundayım ama bana ne karşılığında yardım edeceksiniz? İstediğim zaman sizden ayrılabilir miyim? Bana açık seçik bir cevap vermenizi istiyorum. Benden ayrılmanız için Alvaro, kendi iradenizin kararı yeterli olacaktır. Hatta zoraki bir bağımlılık içinde olmak üzüyor beni. Eğer daha sonra çabalarımın değerini bilmezlikten gelirseniz, düşüncesizlik ve nankörlük etmiş olacaksınız. Bildiğim tek şey gitmem gerektiğidir. O da hizmetçimi uyandıracağım. Bana para bulması, ahıra gitmesi gerekiyor. Venedik'e, annemin bankacısı Bentinelli'ye gideceğim. Para mı lazım size? Neyse ki yanımda para var. Tümü emrinize amade. Sizde kalsın o para. Eğer gerçek bir kadın olsaydınız,
Böyle bir teklifi kabul etmek beni alçalttırdı. Bağış değil, borç teklif ediyorum size. Bankacıya bir emir yazıp verin bana. Borçlarınızın bir listesinizi çıkarın şuraya. Carlo'ya bir ödeme emri yazıp masanıza bırakın. Komutanınıza acil bir iş için haber vermeden ayrılmak zorunda olduğunuzu bildiren bir mazeret mektubu bırakın. Ahıra gidip size bir araba ve at getireceğim ama bundan önce Alvaro, sizden ayrılmak zorunda olmam beni dehşete düşürüyor. Şunları söyleyin bana. Benim için yalnızca benim için bir bedene giren ruh, kulluğunu kabul ediyor ve himayen altına alıyorum seni. Bana bu cümleyi dayatırken dizlerime kapanmış, sımsıkı tuttuğu elimi gözyaşlarıyla ıslatıyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Tam bir şaşkınlık içindeydim. Elimi bırakıyorum, ona öpüyor ve bu kadar önem verdiği kelimeleri zar zor kekeliyorum. Sözlerimi bitirir bitirmez kalkıyor. Size aitim ben diye haykırıyor kendinden geçerek. Tüm yaratıkların en mutlusu olabileceğim. Bir anda uzun bir pelerine sarınıyor, büyük bir şapkayı gözlerine kadar çekiyor ve odamdan çıkıyor. Aptallaşmış gibiydim, borçlarımın bir listesini buluyorum. Listenin altına Carlo'ya bir ödeme emri yazıyorum. Gerekli parayı bırakıyorum komutanıma ve en yakın arkadaşlarımdan birine çok şaşıracaklarından emin olduğum birer mektup yazıyorum. Araba ve arabacının sesi kapıda duyuluyor. Hala peleriniyle gizleyen Biondetta geliyor ve götürüyor beni. Gürültüyle uyanan Carlo üstünde bir gömlekle ortaya çıkıyor. Haydi odama gidin, emirlerimi bulacaksınız orada diyorum ona. Arabaya biniyorum, hareket ediyorum. Biondetta benimle birlikte arabaya binmişti, ön taraftaydı. Kentten çıkarken yüzünü gölgeyen şapkasını çıkardı. Saçkılları kıpkırmızı bir file içinde toplanmıştı, ancak uçları gözüküyordu. Mercan içindeki inciler gibiydi bunlar, takısız, makyajsız. Yüzü yalnızca kendi mükemmelliğini yansıtıyordu. İnsan teninde saydam bir cisim gördüğünü sanıyordu. Bunca yumuşaklığın, temizliğin ve saflığın bakışlarında parlayan zarif karakteriyle nasıl bir uyum içinde olduğunu anlatabilmek mümkün değildi. Bu gözlemlerde bulunurken kendime şaşırdım ve bunları huzurum için zararlı bularak gözlerimi kapayıp uyumaya çalıştım. Girişimim boşa çıkmadı, uyku duyularımı kapladı ve bana son derece hoş, son derece temiz düşler sunarak ruhumu yorgun düştüğü ürkütücü ve tuhaf düşüncelerden kurtardı. Üstelik de çok uzun sürdü. Ve daha sonraları annem bir gün benim serüvenlerimi düşünürken bu uyuklamanın doğal olmadığını iddia etti. Nihayet uyandığımda Venedik'e doğru yola çıkacağımız kanalın kıyısındaydım. Gecenin geç saatleriydi, kolumdan çekildiğini hissettim. Bir hammaldı bu, eşyalarımı taşımak istiyordu. Bir gece başlığım bile yoktu benim oysa. Arabanın diğer kapısında gözükken Biondetta beni götürecek olan teknenin hazır olduğunu bildirdi. Farkında olmadan arabadan iniyorum. Filikaya giriyorum ve yeniden uyuşukluğa bırakıyorum kendimi. Ne diyeyim? Ertesi sabah kendimi San Marco alanında Venedik'in en güzel hanının en güzel dairesine yerleşmiş buldum. Biliyordum burayı. Hemen tanıdım. Yatağımın yanında çamaşır, oldukça şık bir röpteşambır görüyorum. Buraya bu kadar hazırlıksız gelmiş olmamdan ötürü hancının bir jesti olabileceğini düşünüyorum. Kalkıyorum ve odada yalnız olup olmadığıma bakıyorum. Biondetta'yı arıyorum. Bu ilk hareketimden utanarak iyi talihime şükrettim. Demek ki bu ruhu ile ben ayrılmaz değiliz. Kurtuluyorum ondan ve bunca tedbirsiz davranışlardan sonra yalnızca muhafız birliğindeki görevimden atılacak olursam yine de ucuz kurtuldum demektir. Cesaret Alvaro diye devam ettim. Napoli sarayı ve hükümdarından başka saraylar ve hükümdarlar da var. Eğer iflah olmaz biri değilsen seni bu yola getirmeli ve böylece daha doğru düzgün davranacaksın. İşten atılacak olursan şefkatli bir anne, Estrama, Dura ve hak edilmiş bir miras sana kollarını açıyor. Ama 24 saatten beri seni terk etmeyen bu kötü ruh ne istiyordu senden? Beni baştan çıkarmıştı, bana para verdi, geri vermek istiyordum ona o parayı. Konuşmamı böyle sürdürürken alacaklarımın geldiğini görüyorum. Bana iki hizmetçi ve iki gondolcu getiriyordu. Carlo, gelinceye kadar hizmet gerekir size diyor. Handa bu kişilerin zeki ve sadık insanlar olduklarını söylediler ve işte Cumhuriyet'in en yürekli koruyucuları. Seçiminizden memnunum Biondetta diyorum ona. Buraya mı yerleştiniz?
Ekselanslarının dairesinde kendilerine olabildiğince az sıkıntı vermek için kaldıkları odanın en uzağındakini aldım diye karşılık veriyordu bana, yere bakarak. Kendisiyle benim arama mesafe koyan bu dikkatte bir ölçü, bir incelik buldum. Bundan dolayı minnet duydum ona. Beterin beteri vardır. Benim canımı sıkmak için buhar olup havaya karışsa da kovamazdım onu diye düşünüyordum. Bildik bir odada olursa mesafemi ayarlayabilirim. Akıl yürütmelerimden hoşnut olarak pekinci eleyip sık dokunmadan her şeyi onaylamış göründüm. Annemin bankacısına gitmek üzere çıkmak istiyordum. Biondetta beni giydirmeleri için emir verdi ve bu iş bitince gitmek istediğim yere gittim. Banker beni öyle bir şekilde karşıladı ki şaşırmamam mümkün değildi. Veznede oturuyordu. Beni şöyle bir süzdükten sonra yanıma geldi. Don Alvaro, burada olduğunuzu bilmiyordum, diyordu bana. Tam vaktinde gelerek bir saçmalık yapmamı engellediniz. Size iki mektup ve para gönderiyor. Üç aylığım mı, diyorum ona. Evet, diye karşılık veriyor ve biraz bir şey daha var. Bu işte bu sabah gelen fazladan 200 altın daha. Kendisine alındı makbuzu verdiğim yaşlı bir beyefendi Dona Mencia tarafından getirdi bunu bana. Haber alamayınca hasta sanmış sizi ve sizin de tanıdığınız bir İspanyol bu parayı size vermem için bana getirmekte görevlendirilmiş. Adını söyledi mi? Makbuza yazdım. Yanınızda seyislik yaptığını söyleyen Don Miguel Pimentos. Sizin buraya geleceğinizi bilmediğimden adresini sormadım. Parayı aldım, mektupları açtım. Annem sağlığından, ihmalkarlığımdan şikayetçiydi ve bana altın göndermiş olduğundan söz etmiyordu. Kendisine karşı daha büyük bir minnet duydum. Kesemi böyle tam zamanında şişkin görünce neşe içinde döndüm hana. Biondetta'ya sığınmış olduğu odaya benzeyen yerde bulmakta güçlük çektim. Oraya benim kapıma uzak bir aralıktan giriliyordu. Öylesine içeri girdiğimde pencerenin yanında eğilmiş durumda bir kovalsenin parçalarını toplayıp yapıştırmakla uğraşırken gördüm onu. Param var ve bana vermiş olduğunuz parayı iade ediyorum size, diyorum ona. Kızarıyor. Konuşmaya başlamadan önce hep kızarırdı böyle. Senedimi aradı, geri verdi, parayı aldı. Bana çok dürüst olduğumu ve beni sevindirmiş olmanın, keyfini daha uzun süre sürmenin kendisini daha fazla hoşnut edeceğini söylemekle yetindi. Ama daha fazla borcum var size, diyordum ona. Çünkü seyahat ücretini ödediniz, listeniz masadaydı. Ödedim. Sakin bir şekilde dışarı çıkmak üzereydim. Bir emir olup olmadığını sordu. Yoktu ve sakin bir şekilde işine koyuldu yeniden. Sırtını dönmüştü bana. Bir süre inceledim onu. Çok meşgul gözüküyordu ve işini yaparken hem becerikli hem de çalışkandı. Odama dönüp düşünmeye başladım. İşte Soberano'nun piposunu yakan Cadeiro'nun bir benzeri ve çok seçkin biri gibi görünmesine rağmen iyi bir soydan değil, titiz ve uyumsuz, ayrıca iddialı da değildi. Niçin yanımda tutmayacakmışım onu? Kaldı ki göndermem için irademle verilmiş bir karardan başka bir şeye gerek olmadığını kendisi söylüyor. Günün herhangi bir saatinde isteyeceğim şeyi hemen şimdi isteyip niye sıkacakmışım ki kendimi, diye düşünüyordum. Yemeğin hazır olduğunu bildirilerek düşüncelerimi yarıda kestiler. Sofraya oturdum. Biondetta tören kıyafetiyle oturduğum koltuğun arkasındaydı. Dileklerimi önceden sezip yerine getirmek üzere hazır bekliyordu. Onu görmem için arkaya dönmem gerekmiyordu. Salona yerleştirilmiş üç ayna bütün hareketlerini yansıtıyordu. Yemek bitince sofra kaldırılıyor, o da çekiliyor. Hancı yukarı çıkıyor, kendisini önceden tanıyordum. Karnavaldaydık, gelişimin onu şaşırtacak bir tarafı yoktu. Mahiyetimin genişlemesinden dolayı tebrik etti beni. Bu mali durumumun düzelmiş olduğunun bir belirtisiydi ona göre ve uşağıma övgüler yağdırarak onun bugüne kadar görmüş olduğu en güzel, en duygulu, en akıllı, en yumuşak huylu delikanlı olduğunu söyledi. Karnaval eğlencelerine katılmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. Niyetim vardı katılmaya. Kılık değiştirdim ve gondolüme bindim. Meydanda dolaştım, Ridotta'ya, gösteriye gittim, kumar oynadım, 40 altın kazandım ve bulabileceğimi umduğum her yerde eğlence arayarak epey geç bir saatte döndüm ana. Uşağım elinde bir meşale ile merdivenin altında karşılıyor beni. Bir oda hizmetçisine emanet ediyor ve odama saat kaçta girilmesini emrettiğimi sorduktan sonra çekiliyor. Her zamanki saatte, diye karşılık verdim. Ne söylediğimi bilmeden, hiç kimsenin benim hayat tarzımı bilmediğini düşünmeden. Ertesi gün geç saatte uyandım ve hemen kalktım. Masada duran annemin mektuplarına gözüm takıldı tesadüfen. Soylu kadın, diye haykırdım. Ne yapıyorum ben burada? Niçin sizin bilgece öğütlerinize sığınmıyorum? Gideceğim. Ah, gideceğim. Benim için tek çare bu.
Yüksek sesle konuştuğumdan uyandığımı fark ettiler, odama girdiler ve mantığımın önündeki engele takıldım yeniden. İlgisiz, mütevazi, boyun eğmiş bir hali vardı ve bu daha da tehlikeli gibi geldi bana. Bir terzi kumaşların geldiğini haber veriyordu. Anlaşma yapıldıktan sonra terziyle birlikte kayboldu yemek saatine kadar. Az yedim ve hızla kentin eğlenceler girdabına koştum. Masklar aradım, dinledim, soğuk şakalar yaptım. Günü operayla ve özellikle de o zamana kadar en büyük tutkum olan kumarla tamamladım. Bu ikinci seansta ilkine göre çok daha fazla kazandım. Aynı gönül ve düşünce hali içinde aşağı yukarı aynı eğlencelerle 10 gün geçti. Eski tanıdıklara rastladım, yeni insanlar tanıdım. En seçkin topluluklara takdim edildim. Soyluların evlerinde verdikleri partilere katıldım. Kumarda talihim dönmemiş olsa her şey yolundaydı. Ama kazanmış olduğum 1300 altını Ridotto'da bir gecede kaybettim. Kumarda bundan daha büyük bir felaket olmamıştır. Sabahın 3'ünde tanıdıklarıma 100 altın borçlanarak 5 parasız döndüm. Üzüntüm bakışlarımdan ve bütün dış görünüşümden okunuyordu. Biondetta bu duruma üzülmüş göründü ama hiçbir şey söylemedi. Ertesi gün kalktım, odamda ayaklarımı yere vurarak geniş adımlarla dolaşıyordum. Yemek getiriliyor, hiç yemiyorum. Yemekler geri götürüldükten sonra Biondetta her zamankinin aksine odada kalıyor. Bir süre bakıyor bana, birkaç damla gözyaşı döküyor. Para kaybettiniz Don Alvaro. Belki de ödeyemeyeceğiniz kadar çok para. Eğer öyleyse çaresi nedir? Hakaret ediyorsunuz bana. Aynı bedel karşılığında gene hizmet veririm size. Ama bana olan borcunuzu yine en kısa zamanda ödemek zorunda olduğunuza inanacak olursanız bu iş yürümez. İzin verin de oturayım. Ayakta durmama olanak vermeyen bir heyecan içindeyim. Kaldı ki önemli şeyler söyleyeceğim size. Siz iflas etmek mi istiyorsunuz? Kumardan anlamadığınız halde niçin bu kadar hırsla oynuyorsunuz? Talih oyunlarını herkes bilmez mi? Biri öğretebilir mi bana? Evet, sizin yersiz olarak talih oyunu dediğiniz kumar bir yere kadar öğrenilebilir. Dünyada talih diye bir şey yoktur. Her şey zorunlu olasılıklar dizisi sonucu oluşmuştur ve öyle devam edecektir. Bu olasılıklar ancak ve ancak sayıların bilimiyle anlaşılabilir ve bunların ilkeleri aynı zamanda o kadar soyut ve o kadar derindir ki yalnızca bir hoca nezaretinde anlaşılabilir ve kavranabilir. Ama insanın bu işe kendini vermesi ve bağlanması gerekir. Bu ince sanatı bir imgeyle anlatabilirim size ancak. Sayıların zincirlenmesi evrenin uyumunu sağlar. Rastlantısal ve sözde kader denen olayları, uzak dünyalardaki önemli olaylardan bugün sizin paranızı alıp götüren küçük basit şanslara kadar, görünmez dengelere her birini sırayla ortaya çıkararak düzenler. Çocuk ağzındaki bu bilimsel nutuk, kendime bir hoca bulmam konusundaki bu zorlayıcı öneri beni hafifçe titretti. Biraz Potrici kubbesinin altında hissettiğim soğuk teri andıran bir şey. Yere bakan Biondetta'ya çeviriyorum gözlerimi. Hoca istemiyorum. Hocadan çok fazla şey öğrenmekten korkarım ama bana kibar bir insanın kumar konusunda daha fazlasını öğrenebileceğini ve bundan saygınlığını zedelemeden yararlanabileceğimi kanıtlamaya çalışın dedim. Tezini savundu ve işte kanıtlamasının kısa özeti. Kumarhane her oyun açılışında yenilenen korkunç bir kar düzenine dayanmaktadır. Eğer kumarhaneciliğin bile bir takım riskleri olmasaydı, Cumhuriyet kumarhane müşterilerini soyup soğana çevirirdi. Ama yapabileceğimiz hesaplar varsayımsaldır ve 10.000 enayiye karşılık ancak bir akıllı müşteri geldiği için kumarhane her zaman kazanmaktadır. Düşünce daha da ileri götürüldü. Bana görünüşte çok basit bir olasılık öğretildi. Bu hesabın ilkelerini anlamadım ama hemen o akşam gelen başarıyla şaşmazlığını öğrendim. Tek kelimeyle bu olasılık hesabını uygulayarak bütün kaybettiklerimi yeniden kazandım. Kumar borçlarımı ödedim ve dönüşte Biondetta'nın yeniden maceraya atılmam için borç verdiği parayı iade ettim kendisine. Param vardı ama her zamankinden daha çok sıkıntılıydım. Kendisinden yardım kabul ettiğim tehlikeli yaratığın benim üzerimdeki niyetlerine dair kuşkularım tazelenmişti. Onu kendimden uzaklaştırıp uzaklaştıramayacağımı bilemiyordum. Her halükarda bunu isteyecek güç yoktu bende. Onu bulunduğu yerde görmemek için gözlerimi çeviriyordum ama olmadığı her yerde de onu görüyordum. Kumar benim için tutkulu bir eğlence olmaktan çıkıyordu. Tutkuyla sevdiğim firavun
Artık riskle renklenmiş, güzelleşmiş olmadığından benim için bütün ilginçliğini yitirmişti. Karnavalın soytarılıkları sıkıyordu beni, gösteriler yavan geliyordu. Kendimi yüksek çevrelerden kadınlarla ilişki kurabilecek kadar rahat hissettiğimde evli bir kadınla ilişkinin sıkıntılarından, törenlerinden ve güçlüklerinden bıkkın bir halde buluyordum kendimi. Geriye artık kumar oynamak istemediğim soyluların evleri ve kibar yosmaların bulunduğu topluluklar kalıyordu. Bu son gruptaki kadınlar arasında kendi çekiciliklerinden çok gösterişlerinin etkisi ve içinde bulundukları topluluğun neşesiyle göz dolduranlar vardı. Onların evlerinde bana keyif veren gerçek bir özgürlük, hoşuma gitmese bile en azından beni sersemletecek gürültülü bir eğlence vardı. Nihayet beni kimi zaman kendi zihnimin sıkıntılarından kurtaran sürekli bir zihin meşguliyeti, aralarına kabul edildiğim bu tür kadınların tümüne kur yapıyordum. Ama hiçbiriyle birlikte olmayı tasarlamıyordum. Ama içlerinden en ünlüsünün benimle ilgili tasarıları vardı ve kısa süre içinde açıkladı bunu. Olympia diyorlardı ona. 26 yaşındaydı, çok güzeldi, yetenekli ve zekiydi. Beni beğenmiş olduğunu hemen sezdirdi ve kendisine karşı bir şey hissetmememe rağmen kendi kendimden kurtulmak için adeta üzerine atladım. İlişkimiz çok ani başladı ve ben bu ilişkiyi pek ilginç bulmadığımdan aynı biçimde biteceğini, ilgisizliğimden sıkılan Olimpiya'nın ilişkimizin hiçbir çıkara dayanmadığı da göz önünde bulundurulursa kısa zamanda kendisine hakkını veren başka bir aşık aramaya başlayacağını düşündüm. Ama kader başka türlü düşünüyordu bu konuda. Bu gösterişli ve ateşli kadının belasını bulması ve benim de başka türden bir sıkıntı içine düşmem için hiç kuşkusuz bana çılgınca aşık olması gerekiyordu. Artık akşamları Han'a gelmiyordum ve gün içinde pusulalardan, mesajlardan veya fiyelerden de bıkmaya başlamıştım. Soğuk tavırlarımdan şikayet ediyordu. Bakışlarımı çevirdiğim her kadına karşı nedeni olmayan şiddetli kıskançlık belirtileri gösteriyordu. Karakterim daha zayıf olsaydı ona karşı şiddet kullanmak zorunda kalabilecek kadar sıkıntılıydım. Neredeyse sürekli hale gelen bu sıkıntı keyfimi kaçırıyordu ama kesinlikle yaşamak da gerekiyordu bunu. Bir şeyi sevmiş olmak için Olimpiya'yı gerçekten sevmeye ve kendimi bu tehlikeli zevkten uzaklaştırmaya çalışıyordum. Bu arada daha büyük bir rezalet çıkmak üzereydi. Kaldığım handa kibar Yosman'ın emirleriyle gizliden gizliye gövzetleniyordum. Bir gün şunları söyledi bana. Sizi bu kadar ilgilendiren, kendisine çok saygı duyduğunuz ve hizmet etmek için odanıza geldiğinizde gözlerinizi ayıramadığınız bu güzel uşak ne zamandır yanınızda? Niçin onu böylesine acımasız bir şekilde hapsediyorsunuz? Çünkü Venedik'te görmek mümkün değil kendisini kesinlikle. Uşağım soylu bir delikanlıdır. Eğitimini görev olarak üstlendiğim biridir. O bir kadın dedi. Gözleri öfke ve haince ateş saçarak, hafiyelerimden biri anahtar deliğinden giyinirken gözetlemiş onu. Size şerefimle temin ederim ki kadın değil o. İhanete bir de yalan ekleme. Bu kadının ağladığı görüldü. Mutlu değil. Sana adanmış kalplere sıkıntı vermekten başka bir şey bilmiyorsun. Beni kullandığın gibi onu da kullandım ve şimdi terk ediyor. Bu genç kadını ana babasının yanına gönder. Eğer bu savurganlıkların seni ona hakkını veremeyecek duruma düştürdüyse gelsin benden istesin. Ona bir gelecek borçlusun sen. Ben sağlayacağım bunu ona. Ama yarın ortadan kaybolmasını istiyorum. Olimpiya diye karşılık verdim olabildiğince soğuk bir sesle. Yemin ettim size, tekrar ediyorum ve yine tekrar ediyorum ki kadın değil o. Ve Tanrı izin verirse, bu yalanlar ve bu Tanrı izin verirse lafları ne demek oluyor canavar? Gönder onu diyorum sana, yoksa başka çareler biliyorum. Maskeni düşüreceğim ve eğer sen laftan anlamazsan ona anlatmanın yolunu bilirim ben. Bu hakaret ve tehditlere sinirlenmiştim ama hiç etkilenmemiş gibi yaptım. Geç olmasına rağmen Han'a gittim. Gelişim uşaklarımı ve özellikle Biondetta'yı şaşırtmış gibiydi. Sağlığımla ilgili olarak kaygılanmış gözüktü. Sağlığımın hiç de bozuk olmadığını söyledim kendisine. Olimpiya ile ilişki kuralı beri hemen hemen hiç konuşmuyordum onunla. Fakat bana karşı tutumunda hiçbir değişiklik olmamıştı. Ama yüz çizgilerinden belli olan bir şey vardı. Görünümünde bir umutsuzluk ve hüzünlü bir hava. Ertesi gün uyanır uyanmaz Biondetta elinde açık bir mektupla odama girdi. Mektubu bana verdi ve okudum. Sözde Biondetta'ya.
Kim olduğunuzu bilmiyorum Bayan Don Alvaro'nun yanında ne işiniz olabileceğinizi de bilmiyorum ama bağışlanacak kadar genç ve acınacak kadar kötü ellerdesiniz. Bu şövalye herkese vaat ettiklerini ihanet etmeye kararlı da olsa hala her gün yeminle tekrarladığı şeyleri vaat etmiş olacak size de. Sizin güzel olduğunuz kadar akıllı da olduğunuz söyleniyor. İyi bir öğüt hak ediyorsunuz. Kendi kendinize yapmış olabileceğiniz haksızlığı telafi edecek yaştasınız bayan. Duyarlı bir ruh bu olanakları sunuyor size. Huzurunuzu sağlamak için yapılması gereken fedakarlığın derecesiyle ilgili olarak pazarlığa girilmeyecektir. Bu fedakarlığın durumunuz, terk etmek zorunda kaldıklarınızla ileride hedefleyebileceğiniz amaçlarla orantılı olması gerekir ve dolayısıyla da her şeyi siz kendiniz ayarlayacaksınız. Aldatılmak ve mutsuz olmayı istemekte ve başka kişileri de mutsuz etmekte direnirseniz, umutsuzluğun bir rakibeye esinlenebileceği en şiddetli darbeyi bekleyin. Cevabınızı bekliyorum. Mektubu okuduktan sonra bir Biondetta'ya geri verdim. Vereceğiniz cevapta bu kadına deli olduğunu söyleyeyim ve ne kadar deli olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Tanıyorsunuz onu Don Alvaro. Hiç korkmuyor musunuz ondan? Beni daha fazla rahatsız etmesinden korkuyorum. Böylece terk ediyorum onu ve ondan çok kesin bir biçimde kurtulmak için Brenta üzerinde bana teklif edilmiş olan güzel bir evi kiralayacağım bugün. Hemen giyindim ve pazarlığı bitirmeye gittim. Yolda Olimpia'nın tehditlerini düşünüyordum. Zavallı çıldım. Öldürmek istiyor. Ben nedenini de bilmeden hiç ağzıma alamadım bu sözcüğü. İşimi bitirir bitirmez odama döndüm. Yemek yedim ve alışkanlığın zorlamasıyla kibar Yosmam'ın yanına sürüklenirim. Korkusuyla gün boyunca dışarı çıkmamaya karar verdim. Bir kitap alıyorum, kendimi okumaya veremeyince bırakıyorum kitabı. Pencereye gidiyorum ve kalabalık, nesnelerin, eşyaların çeşitliliği, oyalayacakları yerde sarsıyor beni. Odamda bedenin sürekli kıpırtısı içinde iç huzuru arayarak büyük adımlarla dolanıyorum. Bu amaçsız gezinti esnasında adımlarım hizmetçilerimin her an el altında bulunması gerekmeyen eşyaları koydukları karanlık bir gardırop odasına doğru yöneliyor. Bu odanın içine hiç girmemiştim. Bu yerin karanlık oluşu hoşuma gidiyor. Bir sandığın üstüne oturuyor ve birkaç dakika geçiriyorum orada. Bu kısa süre içinde yan taraftaki bir odada gürültü işitiyorum. Gözüme gelen zayıf bir ışık beni kapalı bir kapıya doğru yöneltiyor. Işık anahtar deliğinden geliyordu. Gözümü dayıyorum deliğe. Klavyesinin karşısına oturmuş, kollarını göğsüne kavuşturmuş, derin düşüncelere dalmış birini bekleyen Biondetta'yı görüyorum. Sessizliğini bozuyor. Biondetta, Biondetta diyor, Biondetta diyor bana. Ağzından çıkmış olan ilk ve tek sevecen sözcük bu. Susuyor ve yeniden düşlerine dalmış görünüyor. Nihayet ellerini onardığını gördüğüm klavyesine koyuyor. Önünde kapağın üstünde kapalı kitap vardı. Çalmaya başlıyor ve alçak sesle şarkı söyleyerek eşlik ediyor müziğe. Söylediği şarkının kesin, bitmiş bir beste olmadığını anlıyorum anında. Daha iyi, kulak kabartınca kendi adımı ve Olimpia adını duyuyorum. Görünürdeki durumu, kendiminkinden çok daha iyi sandığı rakibesinin durumu. Ona karşı sert davranışlarım ve beni mutluluğumdan uzaklaştıran bir güvensizliğin nedeni olan kuşkularla ilgili uyaksız bir doğaçlama yapıyordu. Beni büyüklerin, servetin ve bilimlerin yoluna götürecekti ve ben ona mutluluk verecektim. Yazık, mümkün olmuyor bu, diyordu. Benim kim olduğumu tam olarak anladığında cılız çekingenliğimle durduramayacağını, ben onu bir başka kadın. Tutku sürüklüyordu onu ve gözyaşları soluğunu kesiyordu sanki. Kalkıyor, gidip bir mendil alıyor, gözyaşlarını kuruluyor ve alete yaklaşıyor yeniden. Yeniden oturmak istiyor ve sanki oturduğu yerin çok alçak oluşu, o ana kadar kendisini çok rahatsız etmiş gibi kapağın üzerindeki kitabı alıyor, tabureye koyuyor, oturuyor ve yeniden başlıyor. Az sonra müziğin ikinci bölümünün birincisiyle aynı türden olmadığını anladım. O dönemde Venedik'te çok moda olan bir barkarol havasını tanıdım. İki kez yineledi, sonra daha belirgin ve daha güvenli bir sesle şu şarkıyı söyledi. Yazık. Nedir benim düşüm? Göğün ve havaların kızı. Alvaro ve dünya için evrenden vazgeçiyorum. Parıltısız ve güçsüz, köleliğe kadar düşüyorum. Nedir? Nedir benim ödülüm? Hor görülüyorum ve hizmet ediyorum. Yarış atı. Sizi götüren el, okşamak için sabırsızlanıyor. Esir ediyorlar sizi, sıkıyorlar. Ama yaralamaktan korkuyorlar. Sizi harcattırılan çabaların onuru da size ait ve size tutan gem,
hiçbir zaman alçaltmıyor, Alvaro. Alvaro, bir başkası kapıyor seni ve yüreğinden uzaklaştırıyor beni. Söyle bana, hangi yetenekle yendi seni soğukluğunu? İçten olduğu sanılıyor, inancına güveniliyor. O beğeniliyor, ben beğenilmiyorum. Kuşku benim için yaratılmış. Acımasız güvensizlik, iyiliği zehirliyor. Yanımda korkuyorlar benden, yokluğumdaysa nefret ediliyorlar. Sıkıntılarım, ben yaratıyorum onları, inliyorum. Ama nedeni yok, konuşursam sözüm dinleniyor, sustuğumda hain oluyorum. Ey aşk, sahtekarlığı sen yarattın. Ama beni sahtekar sanıyorlar, ah. Acılarımın ucunu almak için hatanı düzelt. Nankörün beni tanımasını sağla. Ve kimden gelirse gelsin, bende bulunmayan bir kusurdan nefret etsin. Rakibem galip gelmiştir, kaderime hükmediyor. Ve ben ya sürgün ya da ölüm bekleyişinde buluyorum kendimi. Zincirinizi kırmayın, kıskanç bir yüreğin hareketleri, onun nefretini uyandıracaksınız. Adını söyleyemiyorum, siz de susun. Ses tonu, şarkı, dizelerin anlamı, sözcüklerin sıralanış biçimi, anlatamayacağım bir huzursuzluğa itiyor beni. Düşsel yaratık, tehlikeli sahtekarlık diye bağırdım uzun süre kaldığım yerden hızla çıkarken. Gerçeğim ve doğanın özellikleri bundan daha iyi taklit edilebilir mi? Bu anahtar deliğini yalnızca bugün öğrendiğim için ne kadar mutluyum. Nasıl da sarhoş olmaya gelirdim, kendi kendimi aldatmak için nasıl da çabalardım. Çıkalım buradan. Yarından tezi yok, Brenta'ya gidelim. Hatta bu akşam gidelim. Hemen bir uşak çağırıyorum ve geceyi yeni yerimde geçirmemde bana gerekli olacak eşyaları bir gondolle önden gönderiyorum. Han'da geceyi beklemek çok zor gelecekti bana, çıktım. Rastgele yürüdüm. Bir sokağın köşesinde Portici'deki gezintimde Soberano'ya eşlik eden Bernardino'yu bir kafeye girerken gördüğümü sandım. Başka bir hayalet, beni izliyorlar diyorum. Gondolüme bindim ve bütün Venedik'i kanal kanal dolaştım. Döndüğümde saat 11'di. Brenta'ya gitmek istedim. Yorgun gondolcülerim hizmet vermeyi reddedince başkalarını çağırmak zorunda kaldım. Geldiler ve amacımdan haberli olan adamlarım benden önce kendi eşyalarıyla gondole bindiler. Biondetti arkamdaydı. Gondole henüz binmemişti ki çığlıklar duydum ve arkama baktım. Maskeli biri Biondetta'yı hançerliyordu. Beni alt ediyorsun, geber. Geber, iğrenç rakibe. Gibi. İnfaz o kadar çabuk oldu ki, kıyıda kalan gondolculardan biri bile engelleyemedi maskeli kişiyi. Meşaleyi gözlerine savurarak ona engel olmak istedi. Başka bir maskeli koşuyor ve tehditkar bir tavır. Bernardino'nun sesine benzettiğim gürleyen bir sesle püskürtüyordu onu. Gözü dönmüş bir halde gondoldan dışarı atlıyorum. Katiller kayboluyor. Bir meşalenin ışığında can çekişen solgun, kanlar içinde kalmış Biondetta'yı görüyorum. Durumum anlatılır gibi değil. Tüm öteki düşünceler siliniyor. Gülünç bir ön yargının benim boş ve saçma özgüvenimin kurbanı ve o zamana kadar son derece acımasızca istismar ettiğim, hayranlık uyandıran bir kadından başka bir şey görmüyorum artık. Koşuyorum. Hem imdat hem de intikam istiyorum. Bu serüvenin gürültüsüne gelen bir cerrah kendini tanıtıyor. Yaralıyı odama taşımalarını istiyorum. Fazla sarsmalarından endişelenip onlara yardım ediyorum. Onu soyduklarında her ikisi de yaşamın kaynaklarına saldırı izleri olan, iki büyük yarısından kanlar akan bu güzel bedeni gördüğümde ne yaptığımı, ne söylediğimi bilemeyecek hale geliyorum. Bilincinin yerinde olmadığı sanılan Biondetta söylediklerimi işitmiş olamazdı. Ama hancı ve adamları, cerrah ve çağrılan iki hekim yaralının yanında kalmamın tehlikeli olacağına karar verdiler. Sürükleyerek odanın dışına çıkardılar beni. Adamlarımı yanıma bıraktılar ama içlerinden biri bana hekimlerin yaraları ölümcül bulduğunu söyleme ihtiyatsızlığını yapınca keskin çığlıklar attım. Sonunda taşkınlıklarımla yorulunca bitkin düştüm ve ardından da uyuyakaldım. Düşünde annemi gördüm sanki. Maceramı anlatıyordum ona ve daha iyi açıklayabilmek için onu Portici harabelerine doğru sürüklüyordum. Oraya gitmeyelim oğlum, apacık bir tehlike karşısındasınız diyordu bana. Hiç çekinmeden girdiğim dar bir geçitten geçerken aniden bir el beni uçuruma itiyor. Tanıyorum bu. Bu el Biondetta'nın eli bu. Tam düşerken başka bir el tutuyor beni ve kendimi annemin kollarında buluyorum. Korkudan soluk soluğa uyanıyorum. Benim şefkatli annem diye bağırdım. Bırakmıyorsunuz beni, düşte bile. Biondetta.
Biondetta beni mahvetmek mi istiyordunuz ama bu düş benim muhayyilemin karışıklığının sonucudur. Duyduğum minnete ihanet etmeme neden olabilecek bu gibi fikirler ancak insanlara yarışır. Bir uşak çağırıyorum ve haber sorduruyorum. İki cerrah nöbet tutuyor, çok fazla kan kaybetmiş. Ateşinin yükselmesinden endişe ediyorlar. Ertesi gün sargıları alındıktan sonra yaraların yalnızca derin olmaları nedeniyle tehlikeli olduklarına karar verildi. Ama ateş devam ediyor, yükseliyor. Yeniden kan alarak yormak zorundalar hastayı. Odaya girmek için o kadar ısrar ediyorum ki beni geri çevirmeleri mümkün olmuyor. Biondetta kendinden geçmişti ve durmaksızın benim adımı yineliyordu. Ona baktım. Hiç bu kadar güzel gözükmemişti gözüme. Benim renkten renge giren bir hayalet, yalnızca duygularımı etkilemek için bir araya getirilmiş parlak buhar birikintisi gibi gördüğüm şey bu mu diye düşünüyordum. Ben ne kadar canlıysam o da o kadar canlıydı ve kaybediyor hayatını çünkü onu hiçbir zaman dinlemek istemedim. Çünkü onu bilerek tehlikeye attım. Bir kaplan, bir canavarım ben. Yaratılmışlar içinde sevilmeye layık olan ve sevgisine benden nankör karşılığı bulan sen ölürsen eğer, senden sonra ben de yaşamak istemiyorum. Mezarında barbar Olimpiya'yı kurban edecek, sonra öleceğim. Sen kendini bana verdiysen ben de senin olacağım. Senin iyiliklerinin değerini bileceğim. Senin erdemlerini, sabrını taşlandıracağım. Ant içiyorum. Duygularımı ve irademi körü körüne sana feda ederek seni mutlu etme görevini yerine getireceğim. Kendisini iyileştirmeye yönelik çabalara yenik düşecek gibi gözüken bir bedeni yaşama döndürmek için tıbbın ve doğanın olağanüstü gayretlerini anlatmaktan acizim. Korku ve umut arasında bir karar veremeden 20 gün geçti. Nihayet ateş düştü ve hastanın bilinci az da olsa yerine geldi. ''Benim sevgili Biondetta'm'' dedim ona. Elimi sıktı. O andan itibaren çevresindeki her şeyi tanıdı. Başucundaydım. Gözlerini benim yaşlı gözlerime çevirdi. Bana baktığında zarafetini, gülüşündeki ifadeyi anlatamam. ''Sevgili Biondetta, Alvaro'nun sevgili Biondetta'sıyım ben'' dedi. Daha fazla şey söylemek istiyordu. Bir kez daha beni odadan çıkarmaya yeltendiler. Odasında beni göremeyeceği bir yerde kalmakla ısrar ettim. Nihayet ona yaklaşma iznini kopardım. Biondetta, size saldıranlardan davacı oldum diyorum ona. Ah, affedin onları diyor. Benim mutluluğum için çalıştılar. Ölürsem sizin için öleceğim. Yaşarsam sizi sevmek için yaşayacağım. Hekimlerin Biondetta'yı çok temiz havasıyla gücünü toplayacağı, Brenta kıyılarına götürebileceğimi söyledikleri ana kadar, aramızda geçen o sevgi ve şefkat sahnelerini kısa tutmak zorunda kaldım. Oraya yerleştik. Yaralarının pansuman yapılması gerektiğinde cinsiyeti belli olduğu için hizmetine iki kadın vermiştim. Rahat etmesine yardımcı olabilmek için her şeyi tedarik ettim. Yalnızca onu tedavi etmek, eğlendirmek ve hoşuna gitmek için gayret sarf ettim. Sağlığı gözle görülür derecede düzeliyordu. Güzelliği her geçen gün yeni bir pırıltı kazanıyor gibiydi. Nihayet uzunca bir konuşmanın kendisine bir zarar vermeyeceğine inanarak söze girdim. Ah Biondetta, sevgi doluyum. Sizin kesinlikle düşsel bir varlık olmadığınıza inanıyorum. Şimdiye kadar size karşı yakışıksız davranışlarda bulunmuş olmama rağmen beni sevdiğinize inanıyorum. Ama endişelerimde haklı olduğumu biliyorsunuz. Portici tonozları altında görüntüsü bile benim için eziyet olan o tuhaf bir hayaletin. Sırrını anlatın bana. Sizden önce gelen o iğrenç canavar, o küçük köpek nereden geliyordu? Ne oldular? Bana bağlanmak için nasıl? Niçin onların yerlerini aldınız? Onlar kimdi? Siz kimsiniz? Bütünüyle size ait olan ve size yaşam boyu bağlı kalmak isteyen bir kalbi, kaygı ve tasasını giderin. Giderin artık. Alvaro diye karşılık verdi Biondetta. Cesaretine şaşıran ruh çağırıcılar sizi küçük düşürerek, eğlenmek ve korkutarak iradelerinin aşağılık bir kölesi durumuna getirmek istediler. Sizi tüm ruhların en güçlü ve en korkuncunu çağırmanız için kışkırttılar ve kendilerine boyun eğmiş olan grup aracılığıyla sizi dehşete düşürecek bir gösteri hazırladılar. Ama siz dirençli ruhunuzla kendi kurdukları tuzağa düşürdünüz onları. Kahramanca tutumunuz ve cesaretinizle büyüleyen gök perileri, Silfuslar, Semenderler, yer cüceleri, su perileri düşmanlarınız karşısında tüm üstünlüğü size vermeye kararlaştırdılar. Ben gök perisi, Silfus kökenliyim ve onların ileri gelenlerinden biriyim. Küçük bir dişi köpek kılığında ortaya çıktım, emirlerinizi aldım ve hepimiz bu emirleri yerine getirmek için birbirimizle yarış ettik. Hareketlerimi düzenleme konusunda siz bu kadar düzenli, kararlı, rahat olunca
Size olan hayranlığımız ve gayretimiz bir kat daha artıyordu. Size uşaklık etmem ve şarkıcı olarak sizi eğlendirmem için emir verdiniz. Zevkle kabul ettim. Ve bu itaatimle o kadar büyüleyici güzellikler tattım ki çözümü size sonsuza kadar bağlanmaya karar vermekte buldum. Benim durumum ve mutluluğum konusunda bir karar verelim diye düşünüyordum. Bulanık bir ortamda zorunlu duygusallıktan, zevkten yoksuz bir belirsizliğe terk edilmiş, ruh çağıran kabalacıların kölesi, fantezilerin oyuncağı olan ben kaçınılmaz olarak ayrıcalıklarım ve bilgilerimle sınırlı, özümü soylulaştırabileceğim olanakların seçiminde daha ne kadar duraksayacaktım? Bir bilgeyle bütünleşmem için bir beden alma olanağım var işte. Kendimi basit bir kadın durumuna indirgesem bu gönüllü değişiklikle Silfusların doğal hakkını ve arkadaşlarımın yardımını yitiririm ama sevme ve sevilme mutluluğunu tadarım. Beni yenene hizmet ederim. Ayrıcalıklarını bilmediği varlığının yüceliği konusunda eğitirim onu. Böylece o da yalnızca üzerlerindeki egemenlik haklarımdan vazgeçtiğim unsurların değil, bütün alemlerdeki ruhların da boyun eğmesini sağlar bize. Dünyanın kralı olmak için yaratılmış o ve ben de dünyanın kraliçesi ve onun taptığı bir kraliçe olacağım. Bedeninden kurtulmuş bir özde inanmayacağınız kadar hızlı bir şekilde ortaya çıkan bu düşünceler anında karar vermeme yol açtı. Yüzümü muhafaza ederek ancak yaşamımla birlikte terk edeceğim bir kadın bedenine büründüm. Bir bedene sahip olunca Alvaro, bir kalbim olduğunu fark ettim. Size hayran oldum, sizi sevdim. Ama sizde tiksinti ve nefretten başka bir şey görmeyince halim ne oldu? Ne değişebilir, ne pişman olabilirdim. Sizin türünüzdeki bütün yaratıkların karşı karşıya gelebileceği tehlikelere boyun eğip ruhların gazabını, ruh çağırıcıların amansız nefretini çekerek himayenizden mahrum dünyanın en mutsuz yaratığı oluyordum. Ne söyleyeyim? Sizin sevginiz olmasa gene mutsuz olacaktım. Yüzünün her yanına dağılmış ince güzellikleri, hareketleri, sesi bu ilginç hikayeyi daha da önemli bir hale getiriyordu. İşittiklerimden hiçbirini tam olarak anlayamıyordum ama benim maceramda kavranabilir, anlaşılabilir ne vardı ki zaten? Bütün bunlar bir düştü sanki, diyordum kendi kendime ama insan hayatı düşten başka nedir ki? Benim düşlerim diğer insanlarınkinden daha olağan dışıydı yalnızca. Tıbbın himmetine muhtaç bir durumda ölümün ve acının bütün sınırlarından geçerek neredeyse ölümün kapılarına kadar geldiğini gözlerimle görmüştüm. Erkek biraz da çamur ile suyun karışımından meydana gelmiştir. Bir kadın niçin çiğ, sis, ışık, yoğun gökkuşağı kalıntılarından meydana gelmiş olmasın? Mümkün olan nerede biter? Mümkün olmayan nerede başlar? Düşüncelerimin sonucunda aklıma göre hareket ettiğimi sanarak kendimi sevgiye daha da fazla teslim ettim. Biondetta'yı gönül okşayıcı sözlere ve masum okşayışlara boğdum. Beni büyüleyen bir açık yüreklilikle düşüncelerin ya da korkunun sonucu olmayan doğal bir utangaçlıkla teslim ediyordu o da kendini bana. Beni sarhoş eden güzellikler içinde bir ay geçmişti. Tamamen sağlığına kavuşmuş olan Biondetta benimle birlikte her yere gelebiliyordu. Uzun ve bol bir binici kıyafeti diktirmiştim ona. Bu giysisiyle ve tüylerle kaplı büyülü şapkasıyla herkesin bakışını çekiyordu ve mutluluğum güzel havalarda Brenta'nın büyülü kıyılarını dolduran mutlu insanları bile imrendiriyordu. Hatta kadınlar da suçlandıkları kıskançlıktan vazgeçmiş gibiydiler. Ya inkar edemeyecekleri bir güzelliğe boyun eğmişler ya da bütün üstünlüklerini hiç mi hiç umursamadığımı gösteren bu tavır karşısında çaresiz kalmışlardı. Herkes tarafından büyüleyici bir yaratığın sevgilisi olarak tanınıyordum. Gururum aşkıma denkti ve onun parlak kökeniyle övündüğüm zaman kendimi daha yükseklerde görüyordum. Onun en şaşırtıcı şeyleri bildiğinden kuşku duyamıyordum ve haklı olarak da amacının beni bu bilgilerle donatmak olduğunu sanıyordum. Ama o bana yalnızca sıradan şeylerden söz ediyor ve öteki amacı gözden uzaklaştırır gibi gözüküyordu. Bir akşam birlikte bahçede gezinirken şunları söylüyorum ona. Biondetta, layık olmadığım bir sevgiye kaderinizi benimkiyle birleştirme kararı verdiğinizde beni kesinlikle sıradan insanlara özgü olmayan bilgilerle donatarak kendinize yakışır bir mevkiye yükseltmeye karar vermiştiniz. Artık ilgilerinize layık olmayan biri gibi mi gözüküyorum? Sizin sevginiz gibi şefkatli ve ince bir sevginin aşığını yüceltmek istememesi düşünülebilir mi hiç? Ah Alvaro, ben 6 aydır kadınım. Ama tutkum sanki bir günlük diye karşılık verdi bana. Hiçbir şey tatmamış bir kalp en güzel duygularla kendinden geçmişse bağışlayın lütfen.
Benim gibi sevmenin nasıl bir şey olduğunu göstermek isterdim size ve siz yalnızca bu duyguyla benzerlerinin tümünden üstün olacaksınız. Ama insan kendini beğenmişliğiyle başka zevkler peşinde koşuyor. İnsan eğer gelecekteki daha büyük mutluluğu hayal edemiyorsa, doğal kaygıları yüzünden mutluluğu yakalayamıyor. Evet, eğiteceğim sizi Alvaro, mutluluktan unutuyorum işimi. Bu zorunlu çünkü ben büyüklüğümü sizin büyüklüğünüzde yeniden bulmalıyım. Ama bana ait olduğunuzu vaat etmeniz yetmez. Tam anlamıyla ve sonsuza dek bana vermeniz gerekir kendinizi. Bahçenin dip tarafında bir hanımeli çardağının altındaki çimenlikte oturuyorduk. Dizlerine kapandım. Sevgili Biondetta, size sarsılmaz bir sadaketle bağlı kalacağıma yemin ediyorum diyordum ona. Hayır diyor. Siz beni iyi tanımıyorsunuz, kendinizi hiç tanımıyorsunuz. Mutlak bir teslimiyet gerekli bana, beni rahatlatacak ve bana yetecek olan yalnızca budur. Kendimden geçmiş elini öpüyor ve yeminlerimi tekrarlıyordum. O bana korkularını anlatıyordu. Konuşmanın ateşiyle başlarımızı birbirine yaklaştırdığımızda dudaklarımız buluşuyor. Bu sırada birinin beni elbisemin eteğinden yakaladığını ve kuvvetle çekiştirdiğini fark ediyorum. Bu köpeğimdi. Bana hediye edilen yavru bir davuna. Her gün mendilimle oynatıyordum onu. Bir gün önce evden kaçtığından ikinci kez kaçışını engellemek için bağlatmıştım köpeği. İplerini koparmıştı. Koku alma duyusuyla beni bulmuş, neşesini göstermek ve oyuna davet amacıyla eteğimden çekiyordu. Elimle bağırarak kovmaya çalıştım. Boşuna. Ondan kurtulmak mümkün olmadı. Koşuyor, havlayarak yanıma geliyordu tekrar. Nihayet canımdan bezdirdi beni, tasmasından yakaladım ve eve götürdüm. Biondetta'nın yanına çardağa dönerken hemen arkamdan gelen uşak yemeğin hazır olduğunu söyledi ve masada yerlerimizi aldık. Biondetta biraz sıkıntılı gözüküyordu. Üç kişiydik masada. Soylu bir genç bize akşam ziyaretine gelmişti. Ertesi gün bütün gece kafamı kurcalamış olan düşünceleri kendisine açıklamaya karar vererek Biondetta'nın odasına gittim. Yataktaydı henüz, yanına oturdum. Dün bir çılgınlık yapma noktasına gelmiştik ve bu, bütün hayatım boyunca pişmanlık duymama neden olacaktı dedim ona. Annem benim mutlaka evlenmemi istiyor, ben sizden başkasına ait olamam ve onun rızası olmadan da kesinlikle ciddi bir ilişkiye giremem. Sevgili Biondetta, sizi daha şimdiden karım gibi görürken, görevimin de size saygı göstermek olduğunu biliyorum. Benim de size saygı göstermem gerekmiyor mu Alvaro? Ama bu duygu aşkın zehiri değil midir? Yanılıyorsunuz diye karşılık verdim. Aşkın çeşnisidir. Sizi bana buz gibi bir havayla getiren ve benim de kanımı donduran bir çeşni. Alvaro, Alvaro. Neyse ki benim ne evim var ne barkım, ne anam var ne babam ve ben bütün yüreğimle bu çeşni olmadan sevmek istiyorum. Annenize saygı duymanız gerekir. Doğaldır bu. İradesinin, kalplerimizin birleşmesini sonradan da onaylaması yeterli. Önceden onaylaması şart değil. Bilgisizlik yüzünden ön yargılar oluşmuş sizde ve bu ön yargılar, düşünerek ya da düşünmeyerek ortaya koyduğunuz tavırlarınızda tutarsızlık ve tuhaflıklara yol açıyor. Gerçek ödevler karşısında kalınca kendinizi bunların yerine getirilmesinin olanaksız ya da yararsız olduğuna inandırıyorsunuz. Kısaca söylemek gerekirse sahip olmak için çok fazla istekli gözüktüğünüz şeyi ele geçirme konusunda yolunuzdan sapmaya çalışıyorsunuz. Birlikteliğimiz, bağlılığınız başkasının iradesine bağlı kalıyor. Donna Mercia'nın beni Maravillas ailesine yakışacak kadar soylu bulacağını kim garanti edebilir? Aksi bir durumda kendimi küçük düşmüş hissetmez miyim ya da sizden almak yerine ondan kapmaya çalışmak benimle konuşan kişi kendisini bilime adamış biri mi yoksa Estramadura'nın dağlarından gelen bir çocuk mu? Ve onun benim değil de başkalarının fikirleriyle yönetildiğini görünce endişelenmemem mi gerekiyor? Alvaro, Alvaro, İspanyolların aşkı övülür hep fakat onların gurur ve onurları her zaman aşktan daha güçlü olacaktır. Nice olağanüstü sahnelerle karşılaşmıştım ama buna hazırlıklı değildim. Anneme duyduğum saygıyı haklı göstermek istedim. Bu benim görevimdi. Dahası ona olan minnet ve bağlılık duygularım görevimden de üstündü. Dinlemiyordu. Boş yere bir kadın olmadım ben Alvaro. Siz beni benden alıyorsunuz. Ben sizi sizden almak istiyorum. Donna Mencia deliyse eğer sonra kanayacaktır bunu. Ondan söz etmeyin artık. Bana saygı duyulalı belli. Ben de kendime saygı duyuyorum.
Herkese saygı duyuyorum ve benden nefret edildiği zamanlardakine göre daha mutsuzum ve hıçkırmaya başlıyor. Bereket versin ki gururlu bir insanım ve bu duygu beni bu saçma öfkeyi yatıştırmak ve yalnızca bakarken bile umutsuzluğa düşüren gözyaşlarını durdurmak için Biondetta'nın ayaklarına kapanmak gibi bir zayıflıktan korudu. Gittim. Çalışma odama geçtim. Beni oraya zincirlemekle büyük bir iyilik yapmış olurlardı. İç huzursuzluğumun doğuracağı sonuçlardan korkarak gondolüme koşuyorum. Biondetta'nın hizmetçilerinden biri çıkıyor önüme. Venedik'e gidiyorum. Olimpia'ya açılan dava için çağırıyorlar beni diyorum ona ve çok daha kemirici kaygılar içinde önümde alçakça ve umutsuz seçimlerden başka bir şey kalmadığını görüp Biondetta'dan ve dahası kendimden hoşnutsuz bir durumda hemen hareket ediyorum. Kente varıyorum. İlk rıhtımda iniyorum. Korkunç bir fırtınanın üstüme çökeceği fark edilmeden ve biraz önce sığınacak bir yer bulmam gerektiğini düşünmeden sokaklarda öylesine şaşkın şaşkın dolaşıyorum. Temmuz'un ortasındaydık. Az sonra doluyla karışık kuvvetli bir sağanağa tutuldum. Önümde açık bir kapı görüyorum. Büyük bir Fransiskan manastırının kapısıydı bu. Sığınıyorum oraya. Venedik'e geldiğimden beri bir kiliseye girmem için böyle bir olayın gerekmiş olması düşündürüyor beni. İlk önce sonra dini görevlerimi bütünüyle unutmuş olduğumu kabul ediyorum. Sonunda düşüncelerimden kopmak istiyor, tabloları inceliyor ve kilisedeki heykelleri görmek istiyorum. Sahanlık ve koro yeri çevresinde ilginç bir yolculuk yapıyordum sanki. Nihayet alçak ve kesinlikle güneş görmeyen lambayla aydınlatılmış bir şapele geliyorum. Şapelin dip tarafında parlak bir şey gözüme çarpıyor. Bir heykel bu. İki melek siyah, mermer bir mezara bir kadın yüzünü indiriyorlardı. İki başka melek mezarın yanında da iki göz, iki çeşme ağlıyorlardı. Bütün bu figürler beyaz mermerdendi ve kontrastla daha bir belirlenmiş doğal parlaklıkları lambanın zayıf ışığını daha canlı bir şekilde yansıtıyor, sanki kendilerine özgü bir ışıkla şapelin dip tarafını da aydınlatıyordu. Yaklaşıyorum, heykelleri inceliyorum. Oranları mükemmel, ifadeleri anlam dolu, daha çok ince bir işçilikle yapılmış olduklarını düşünüyorum. Bakışlarımı en fazla dikkat çeken heykelin başına yöneltiyorum. Ne oluyor bana? Annemin yüzünü gördüğümü sanıyorum. Derin ama tatlı bir ıstırap, kutsal bir saygı kaplıyor içimi. Ah anneciğim, bu soğuk putun sizin sevgili yüz hatlarınıza bürünmesindeki amaç, sevgisiz ve düzensiz yaşantımın sizi mezara götüreceğini bana hatırlatmak mıdır? Ah kadınların en soylusu, Alvaro'nuz yolunu şaşırmış olsa da sizin, onun kalbi üzerindeki tüm haklarınızı korunmuştur. Size göstermek zorunda olduğu saygıyı yitirmektense bin kez ölmeyi yeğler. Bu, cansız mermer tanıklık ediyor buna, yazık. En acımasız tutku kemiriyor beni, bu tutkuya hakim olmam imkansız artık. Biraz önce gözlerime hitap ettiniz, konuşun. Ah kalbime konuşun ve eğer bu tutkuyu içimden atmam gerekliyse, bu işi hayatıma mal olmadan nasıl yapacağımı öğretin bana. Bu ısrarlı yakarışta bulunurken secdeye kapanmıştım ve öylesine heyecanlanmıştım ki bu durumda geleceğinden neredeyse emin olduğum cevabı bekliyordum. O zaman düşünecek durumda değildim. Şimdi düşünüyorum bunu. Tavrımızı belirlemek için büyük yardımlara ihtiyaç duyduğumuz her durumda, bu yardımları ısrarla istediğimizde dileğimiz gerçekleşmese bile en azından kendi kaynaklarımızı en verimli ve tedbirli bir şekilde kullanabilecek ruh haline erişmiş oluyoruz. Ben kendimi kendi ihtiyatıma bırakmış olmayı hak ediyordum ve bu durum şu düşünceyi esinledi bana. Tutkunla arana, yerine getirmen gereken bir ödev ve büyük bir mesafe koyacaksın. Olaylar yol gösterecek sana. Haydi dedim. Hızla kalkarak kalbimi anneme açalım. Kendimi bir kez daha o kutsal sığınağa emanet edeyim. Eski ana dönüyorum, bir araba buluyorum ve mahiyetimi yanıma almaya gerek duymadan Fransa üzerinden İspanya'ya geçmek için Torino'ya doğru yola çıkıyorum. Ama daha önce 300 altınlık bir banka hesabını ve aşağıda okuyacağınız mektubu bir zarfın içine koyuyorum. Sevgili Biondetta'mı. Kendimi sizden koparıyorum benim sevgili Biondetta'm ve en kısa zamanda dönme umudu gönlümü avutmasa, benim için yaşamdan kopmak anlamına gelecekti bu. Annemi göreceğim, parlak fikirleriniz sayesinde ikna edeceğim onu ve onayıyla mutluluğumu sağlayacak bir birlikteliği başlatmak üzere geri döneceğim. Kalbimi bütünüyle sevgiye vermeden önce ödevlerini yerine getirmiş olmanın mutluluğuyla hayatımın geri kalan bölümünü size adayacağım. Bir İspanyol'un kim olduğunu anlayacaksınız sevgili Biondetta'm. Tutum ve davranışlarına bakarak hem şerefinin ve kanının gerekliliklerini
Hem de aynı zamanda başkalarına karşı yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini göreceksiniz. Önyargılarının mutlu sonuçlarını gördüğünüzde onlara olan bağlılığını kibir olarak değerlendirip suçlamayacaksınız onu. Sizin sevginizden kuşku duyamam. Bütünüyle bana adamıştı kendini bu sevgi. Amacı yalnızca ikimizin mutluluğu olan düşüncelere karşı göstereceği tahammül sayesinde ona daha da minnettar kalacağım. Evimin masrafları için gerekli olabilecek parayı gönderiyorum. Bu dünyada olabilecek en büyük sevgi kölenizi ebediyen size getirinceye kadar İspanya'da size en çok yaraşacağına inandığım şeyi göndereceğim. Estramadura yolundayım. En güzel mevsimdeydik ve her şey memleketime geri dönmek için hissettiğim sabırsızlığa teslim oluyor gibiydi. Torino'nun çan kulelerini görmeye başlamıştım ki epeyce külüstür bir posta arabası benim arabamı geçtikten sonra duruyor. Kapının arkasından bana işaret eden ve arabadan çıkmak için yerinden kalkan bir kadın görüyorum. Arabacım kendiliğinden duruyor. Aşağı iniyorum ve Biondetta'yı kollarıma alıyorum. Kendimden geçmiş bir halde kalıyor öyle. Ancak şu birkaç sözcük dökülebilmişti ağzından. Alvaro, terk ettiniz beni. Onu rahatça oturtabileceğim tek yer olan kendi arabama götürüyorum. Neyse ki iki kişilik de araba. Rahat nefes alabilmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendisini sıkan giysilerini gevşetiyorum ve kucağıma alarak tahmin edebileceğiniz vaziyette yoluma devam ediyorum. Görünümünü beğendiğimiz ilk anda duruyoruz. Biondetta'yı en ferah odaya yerleştiriyorum. Bir yatağa yatırıp yanına oturuyorum. Çeşitli içkiler ve baygınlıklarda kullanılan iksirler getirtiyorum. Sonunda gözlerini açıyor. Bir kez daha, bir kez daha ölmemi istediler diyor. Neredeyse dilekleri yerine gelecekti. Büyük haksızlık diyorum ona. Bir kapris yüzünden benim açımdan yürekten hissedilmiş ve gerekli girişimleri reddediyorsunuz. Size direnmezsem görevimi yapamaz duruma düşüyorum ve birlikteliğimizin huzurunu bozacak sıkıntı ve pişmanlıklar duyacağım. Annemin rızasını almak için kaçarcasına gitmek zorunda kaldım. Peki neden? Neden bu isteğinizden bana söz etmediniz zalim? Ben size itaat etmek için yaratılmış değil miyim? Sizinle birlikte gelirdim. Ama beni tek başıma, sizin yüzünüzden edindiğim düşmanların intikam istekleri karşısında himayesiz bırakmak, sizin hatanız yüzünden en aşağılayıcı hakaretlere maruz kalmak. Açık konuşun bir anda hatta. Bir cesaret edip, kimsesiz ve korunmasız bir kadından çekinmeleri için bir neden var mı? Soysuz Bernardino, Venedik'te bizi izlemişti. Siz, ortadan kaybolur kaybolmaz artık sizden korkusu kalmayınca ve ben size ait olduktan sonra karşımda güçsüz duruma düştü ama hizmetimdeki insanların aklını çelmeyi başardı. Kendi cinsinden hayaletlere bir entada kaldığınız yeri kuşattırdı. Mahiyetimdeki kadınlar ürktüler ve beni terk ettiler. Sayısız belgeyle de kanıtlanan yaygın bir söylentiye göre bir şeytan, Napoli kralının muhafız birliğinden bir yüzbaşıyı kaçırmış ve Venedik'e götürmüş. Bu şeytanın ben olduğuma kesin gözüyle bakılıyor ve belirtileriyle neredeyse kanıtlanmış olduğu söyleniyor. Herkes korkuyla kaçıyor benden, çevremdekilerden yardım ve merhamet dileniyorum, bulamıyorum. Nihayet insaniyet namına elde edemediğimi altınla elde edebiliyorum ancak kötü bir posta arabasını çok yüksek bir fiyatla satıyorlar bana. Rehberler, arabacılar buluyorum, peşinden geliyorum. Biondetta'nın maruz kaldığı aşağılanmaları dinlediğimde kararlılığım sarsılır gibi oldu. Böyle olacağını bilemezdim diyordum ona. Brenta kıyısında oturan herkesin size saygı ve yakınlık gösterdiğini görmüştüm. Kesinlikle kazanmışsınız gibi gözüken şeyi yokluğumda sizden almak isteyeceklerini düşünebilir miydim? Ah Biondetta, siz bilgili birisiniz. Benim mantıklı görüşlerime karşı çıkarak beni umutsuz çözümlere iteceğinizi görmeniz gerekmez miydi? Karşı çıkmamak her zaman elimizde midir? Kendi tercihimle kadınım ben Alvaro ama bir kadınım nihayet. Bütün duyguları hissetmeye açık biri, mermerden yapılmış değilim. Bedenimi oluşturan ham maddeyi alemler arasında seçtim, çok hassastır. Öyle olmasaydı duyarlılıktan yoksun olurdum. Hiçbir şey hissettirmeyecektiniz bana, tatsız tutsuz yavan biri olacaktım sizin için. Cinsiyetimin bütün noksanlarını kendimde toplama riskini aldığım için bağışlayın beni. Bunu da bütün zarafetleri bir araya getirmek için göze aldım ama çılgınlık benim şimdi gözüktüğüm biçimde yapılmış ve oluşturulmuştur. Duygularım başka hiçbir şeyin erişemeyeceği kadar canlıdır. Hayal gücüm bir volkandır. Tek kelimeyle en şiddetlisi size yönelmiş olmasaydı ve biz o doğal dürtülerin ilke ve etkilerini salamancılardan daha iyi bilmeseydik,
Sizi korkutacak kadar güçlü tutkularım olabilirdi benim. İğrenç adlar veriliyor orada onlara. En azından onları boğmaktan söz ediliyor. İlahi bir ateşi, ruhum ve bedenim birbirlerini karşılıklı olarak etkileyebilecekler ve birlikteliklerinin sürekliliğini sağlayabilecek tek gücü boğmaya çalışmak. Son derece aptalca bir şey bu. Sevgili Alvaro, bu hareketleri dizginleyebilmek ama bazen de teslim olmak gerekir onlara. Onlara karşı gelinirse ayaklandırılırlar. Hepsi birden kaçarlar ve akıl yönetmek için neye yaslanacağını bilemez artık. Böyle anlarda Han'a karşı anlayışlı davranın, Alvaro. 6 aylık bir bebeğim henüz. Hissettiğim her şeyin coşkusu içindeyim. Düşünün ki tek bir şeyi reddetmeniz, düşüncesizce söyleyeceğiniz tek bir sözcük aşkımı gücendirir, gururu ayaklandırır, küskünlük, kuşku ve korku uyandırır. Ne diyeyim? Sonuçta ben mahvolurum ve zavallı Alvaro'm da benim kadar mutsuz olur. Ah, Biondettam diye karşılık verdim. Sizin yanınızda sürekli şaşırıyor insan ama eğilimleriniz konusunda yaptığınız itirafta doğanın ta kendisini görüyorum. Gördüğümü de sanıyorum ben. Karşılıklı sevgimizde onlara karşı çareler bulacağız. Bizi kollarına alacak olan soylu annenin öğütleri konusunda da umutlu olmanız gerekmiyor mu üstelik? Çok sevecek sizi, hiç kuşku yok bu konuda. Günlerimizin mutlu bir şekilde akıp gitmesi için her şey yardımcı olacak bize. Sizinki bir temenniden ibaret Alvaro. Ben kendi cinsimi tanıyorum ve sizin kadar umutlu değilim ama sizi hoşnut etmek için itaat ediyorum ve kendimi size teslim ediyorum. Kendimi İspanya yolunda bulmaktan, aklımı ve duygularımı esir alan insanın gönlünü almış olmaktan ve kendisiyle birlikte yola devam etmekten hoşnut bir halde Fransa'ya varmak için bir an önce Alpleri geçmek istiyordum. Ancak bu karşılaşmadan sonra gökyüzü bana karşıydı sanki. Dehşetli sağanaklar yolumu kesiyor, yolları bozuyor, geçitleri kullanılmaz hale getiriyordu. Atlar kapaklanıyor, yeni ve çok iyi bir durumda gözüken arabam her konaklayışta arızalanıyor, ya dingili, ya oku, ya da tekerlekleri sorun çıkarıyor. Nihayet bir yığın terslikten sonra tende boğazına ulaşıyorum. Kaygı uyandıran sorunlar, engellerle dolu bir yolculuğun verdiği sıkıntılara rağmen. Biondetta'nın kişiliğine hayran oluyordum. Benim tanımış olduğum o yumuşak, hüzünlü ya da ihtiraslı kadın değildi artık o. En canlı neşeye sıkı sıkı tutunarak benim kaygılarımı hafifletmek istiyordu sanki. Ve yorgunluklardan hiçbir zaman yılmayacağını beni ikna etmeye çalışıyordu. Bütün bu güzel sözlerine reddedemeyeceğim kadar baştan çıkarıcı okşayışlar da ekleniyordu. Kendimi koy veriyordum bunlara ama ihtiyatı da elden bırakmıyordum. Tehlikeye düşen gururum arzularımın şiddetini frenlemeye çalışıyordu. Gözlerimden her şeyi o kadar iyi okuyabiliyordu ki bunu, huzursuzluğumu fark etmek ve daha da arttırmak için rahatça kullanabilirdi. Tehlikeye düşmüştüm, kabul etmeliydim bunu. Özellikle de eğer bir kez daha tekerlek kırılmasaydı üstünlüğün kimde kalacağını kestirebilmem mümkün değildi. Bu beni gelecek için biraz daha uyanık olmam gerektiği konusunda uyardı. İnanılmaz yorgunluklardan sonra Lyon'a vardık. Ona özen göstermem gerektiğinden orada birkaç gün dinlenmeye razı oldum. Fransız milletinin rahat, geniş mezhepli tavırlarına dikkatimi çekiyordu. Sizi Paris'te bir saraya yerleşmiş olarak görmek isterdim. Hiçbir şeyiniz eksik olmazdı orada. Hoşunuza giden, yapmak istediğiniz her işi yapabilirdiniz ve orada size çok önemli rol kazandırabilecek etkili yollar biliyorum. Fransızlar çapkındır. Eğer çok fazla surat asmazsam işlerinden en seçkin olanları dahi benimle yakından ilgileneceklerdir ve ben tüm bu olanakları Alvaro'ma sunacağım. İspanyol gururu için bir zafer vesilesi. Bu öneriyi şaka olarak kabul ettim. Hayır, ciddi olarak böyle bir fantezi var kafamda diyor. O halde bir an önce Estremadura'ya hareket edelim diye karşılık verdim. Daha sonra Don Alvaro Maravillas'ın eşini Fransa Sarayı'na tanıtmak amacıyla döneriz. Çünkü sizi orada maceracının biri gibi görmeleri doğru olmaz. Ben Estremadura yolundayım diyor ve orayı mutluluğu bulacağım son durak olarak görmek zorundayım. Onunla hiç karşılaşmamak için ne yapmam gerekiyor acaba? Tiksintisini işitiyor görüyordum ama ben de amacıma doğru gidiyordum ve az sonra İspanyol toprağında buldum kendimi. Beklenmedik engeller, su birikintileri, geçilemeyen yollar, sarhoş katırcılar, hırsız katırlar Piemonte ve Savoy'daki
kadar sıkıntı vermiyordu artık bana. İspanya hanları üzerinde haklı olarak hiçbir iyi şey söylenemez. Bununla birlikte geceleri kırların ortasında ya da izbe bir ambarda geçirmek zorunda kalmadığımdan mutlu hissediyordum kendimi. ''Nasıl bir diyara gidiyoruz ki biz?'' diye soruyordu çektiğimiz sıkıntılara bakarak. ''Daha çok mu uzaktayız?'' ''Estramadura'dasınız ve Maravillas şatosundan olsa olsa 10 fersa uzaktasınız.'' dedim. ''Kesinlikle varamayacağız oraya. Gökyüzü yasaklıyor oraya yaklaşmamızı. Görüyor musun nasıl sisler kaplıyor ortalığı?'' Gökyüzüne baktım. Hiç bu kadar tehditkar gözükmemişti bana. Biondetta'ya içinde bulunduğumuz ambarın bizi fırtınadan koruyabileceğini anlatmaya çalıştım. ''Yıldırımdan da koruyacak mı?'' diyor bana. ''Sizin gibi havalarda yaşamaya alışkın defalarca yıldırım çaktığını görmüş ve bu olayın fiziksel kökenini bilen birine yıldırım ne yapabilir?'' ''Daha az tanısaydım korkmazdım ondan. Size olan aşkımdan dolayı fizik kanunlarına da tabiyim artık. Öldürdükleri ve fiziksel oldukları için de korkuyorum onlardan. Ambarın iki ucunda, iki saman yığını üstündeydik. Bu arada fırtına uzaklarda kendini belli ettikten sonra yaklaşıyor ve korkunç bir biçimde uğulduyordu. Gökyüzü karşıt yönlerden esen bir rüzgarın canlandırdığı bir kor yığına benziyordu.'' Yakınlardaki dağların mağaralarında yankılanan gök gürültüleri çevremizde korkunç bir biçimde patlıyordu. Bunlar peş peşe gelmiyor, çarpışıyordu sanki. Rüzgar, dolu, yağmur bu korkutucu manzaraya kimin daha büyük katkısı olacak diye yarışıyordu sanki. Bir şimşek sığındığımız yeri tutuşturacak gibi çaktı. Arkasından korkunç bir gürültü duyduk. Biondetta gözleri kapalı, parmakları kulaklarında kollarıma atıldı. Ah Alvaro, mahvoldum ben. Yatıştırmak istiyordum onu. Elinizi kalbime koyun diyordu. Elimi tutup göğsüne götürüyor ve onu yanlışlıkla kalp atışının en belirgin biçimde hissedilemeyeceği bir noktaya bastırmış olmasına rağmen buradaki atışların olağanüstü güçlü olduğunu fark ediyorum. Bütün gücüyle sarılmıştı bana ve her şimşek çakışında daha güçlü bir biçimde sarıyordu kollarını. Nihayet o ana kadar duymuş olduğumlarımızdan daha korkunç bir gök gürültüsü duyuldu. Biondette bulunduğumuz yerde öyle bir biçimde gizledi ki kendini, bir kaza durumunda darbe ondan önce bana gelecekti. Bu korku duygusu tuhaf geldi bana ve kendim için korkmaya başladım. Korkum fırtına yüzünden başıma geleceklerden değildi. Görüşlerine karşı gösterdiğim direnci kırmak için kafasına bir komplo kurmuş olmasından korkuyordum ben. Anlatamayacağım kadar kendimi kaybetmiş olmama rağmen kalkıyorum. Biondetta, ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Rahatlayın, bu gürültü patırdı ne sizi ne de beni tehdit edebiliyorum diyorum ona. Soğukkanlılığım şaşırtmış olmalı onu ama heyecanlı görünmeyi sürdürerek düşüncelerini benden gizlemiş de olabilirdi. Bereket versin. Fırtına son çabasını da tüketmişti, gökyüzü açıyordu ve az sonra ay ışığı doğa güçlerine bu düzensizliğinden korkmamız için artık bir sebep kalmadığını bildirdi bize. Biondetta olduğu yerde duruyordu. Hiçbir şey söylemeden yanına oturdu. Uyuyormuş gibi yaptı ve ben de tutkumun neden olduğu sıkıntılar konusunda maceramın başlamasından bu yana hiç başıma gelmediği kadar karanlık düşüncelere kaptırdım kendimi. Bunların bir de özetini verebiliyorum ancak sevgilim çok güzeldi ama ben onun karım olmasını istiyordum. Bu düşünceler içinde gün doğar doğmaz kalktım ve yoluma devam edip edemeyeceğimi öğrenmek için dışarı çıktım. Şimdilik imkansızdı bu. Arabamı süren katırcı, katırların yola devam edemeyeceklerini söyledi. Ben bu yüzden sıkıntı içindeyken Biondetta geldi yanıma. Tam bütün sabrımı yitirmeye başlıyordum ki meymenetsiz suratına karşın düzgün yapılı bir adam çiftliğin kapısı önünde belirdi. Heybetli iki katır güdüyordu. Beni evime götürmesini teklif ettim. Yolu biliyordu, ücretle anlaştık. Tam arabama binerken arkasında uşakla yoldan geçen bir köylü kadını tanıdığımı sandım. Yaklaşıyorum, bakıyorum ona. Berthe bu. Bizim köyde oturan dürüst bir çiftçi ve süt annemin kız kardeşi. Sesleniyorum, duyuyor. O da bana bakıyor ama üzgün bir hali var. Ne? Siz misiniz? Señor Don Alvaro, sizi öldürmeye ant içtikleri ve üzüntülere saldığınız bir yerde ne işiniz var? Ben mi? Sevgili Berthe, ben ne yapmışım? Ah Señor Alvaro, soylu annenizi, bizim şefkatli efendimizi içine düşürdüğünüz durum vicdanınızı sızlatmıyor mu? Ölüyor anneniz. Ölüyor mu? Diye bağırdım.
Evet diye sürdürdü konuşmasını. Ve ona verdiğiniz üzüntü yüzünden ölüyor. Sizinle konuştuğum şu anda artık hayatta değildir belki de. Napoli'den, Venedik'ten mektuplar geldi kendisine. İnsanı titreten korkunç şeyler yazmışlar. Güzel efendimiz, kardeşiniz çok öfkeli. Sizi her makama şikayet edeceğini, sizi ihbar edeceğini, kendi elleriyle teslim edeceğini söylüyor. Haydi Bayan Berthe, Maravillas'a dönerseniz ve oraya benden önce varırsanız, kardeşime beni en kısa zamanda göreceğini söyleyin. Araba hemen koşulunca içimdeki huzursuzluğu kararlılık kisvesi altında gizleyerek Biondetta'ya elimi uzatıyorum. O ürkmüş bir halde, ne? Kendimizi kardeşinize mi teslim edeceğiz? Öfkeli bir aileyi, üzüntülü bendelerini daha da mı hırçınlaştıracağız yanlarına giderek diyor. Kardeşimden korkacak halim yok hanımefendi. Hele ki bana haksızlık ediliyorsa. Önemli olan ona doğru yolu göstermek. Eğer bir kusur işlediysem özür dilemem gerekir. Bunu isteyerek yapmış olmadığımdan merhamet ve bağışlayıcılığını hak etmişimdir. Eğer uygunsuz bir tavır ve tutumla annemi mezara göndermişsem bu hatayı tamir etmekte yükümlüyüm. Bu ölümün arkasından öylesine şiddetle ağlarım ki, gerçek üzüntümün alelen farkına varılmasıyla kanımı lekeleyebilecek olan bu istenmeden yapılmış hata bütün İspanya'nın gözünün önünden silinir. Ah Don Alvaro, hem kendinizi hem de beni mahvedeceksiniz. Dört bir yandan gönderilmiş bu mektuplar, hızla büyük bir gürültü patırtıyla yayılmış bu ön yargılar, bizim maceralarımızın ve Venedik'te çektiğimiz işkencelerin bir sonucudur. Sizin yeterince tanımadığınız hain Bernardino, kardeşinizin yakasını bırakmıyor, onu... Bernardino'dan ve dünyanın tüm alçaklarından korkacak neyim var benim? Benim en korkunç düşmanım kendimden başkası değildir hanımefendi. Aklı başında cesur bir beyefendi olan kardeşimi hiç kimse kör bir intikam duygusuna, kendine yakışmayacak eylemlere zorlayamaz. Bu sert konuşmanın arkasından sessizlik geliyor. Her ikimiz için de tatsız bir durum ortaya çıkabilirdi. Ama az sonra Biondetta yavaş yavaş kestirirken uyuyakalıyor. Ona bakmadan yapabilir miydim? Onu seyrederken heyecan duymamam mümkün müydü? Uyku. Dünyanın en bütün hazinelerin, gençliğinin bütün ihtişamının parladığı bu yüzde, huzurun doğal inceliklerini, tüm çizgileri uyumlu bir hale getiren nefis canlı bir körpelikle birleştiriyordu. Yeni bir sihir kaplıyordu içimi, kuşkularımı alıp götürüyor, kaygı ve endişelerim gidiyor bir an. Bir an için ya da yalnızca şu kalıyor. Beni tutkusuyla kendisine bağlayan yaratığın, arabanın sarsıntılarıyla gidip gelen başı sert ve ani manevralar nedeniyle birazcık rahatsız oldum. Onu tutmak ve korumaktan başka bir şey düşünemiyorum artık ama öylesine sert bir darbe alıyoruz ki savuşturmak mümkün olmuyor. Biondetta bir çığlık atıyor ve devriliyoruz. Arabanın yayı kırılmıştı. Neyse ki katırlar anında durmuştu. Toparlanıyorum. Büyük bir korku ve telaş içindeki Biondetta'ya doğru atılıyorum. Yalnızca dirseğinde hafif bir sıyrık vardı ve az sonra tarlaların içinde ayakta buluyoruz kendimizi. Ama öğle güneşi bütün sıcaklığıyla vuruyor üstümüze. Annemin şatosundan 5 fersa uzaktayız. Görünürde bizi oraya götürebilecek bir araç yok. Çünkü insanların bulunabileceği hiçbir yer çarpmıyor gözümüze. Bununla birlikte dikkatli bir şekilde etrafı kolaçan ederken, az ötede birkaç yüksek ağacında bulunduğu bir çalılığın arkasında yükselen bir duman görür gibi oluyorum. Bunun üzerine arabamı katırcıya emanet ederek Biondetta'dan benimle birlikte yardım bulabileceğim tarafa doğru gelmesini istiyorum. Yürüdükçe umudumuz artıyor. Küçük orman ikiye bölünmüş gibi sanki. Az sonra bir yol çıkıyor ortaya ve yolun ortasında bazı mütevazi yapılar fark ediliyor. Nihayet görüş alanımıza büyük bir çiftlik giriyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu yerleşim bölgesinde her şey hareket halinde sanki. Fark edebildiğimiz anda bir adam diğerlerinden ayrılarak bize doğru geliyor. Nazik bir tavırla bize yaklaşıyor. Görünüş itibarıyla kibar bir insan. Ateş rengi çizgileri olan gümüş işlemeleriyle süslü, siyah satenden bir ceket giymiş. 25-30 yaşlarında gösteriyor. Köylü, tenine sahip. Canlılık fışkırıyor vücudundan ve güçlü. Sağlıklı bir insan olduğu belli oluyor. Oraya gelmeme yol açan kazayı anlatıyorum. Sayın Şövalye diye karşılık veriyor bana. Nedeni ne olursa olsun hoş geldiniz, iyi niyetli insanlar arasındasınız. Benim burada bir demir asölyem var. Bu sayede arabanızın yayı tamir edilebilecek. Ama efendim, olan Monsignor Medina Sidonia dükünün tüm altınlarını da verecek olsanız
Böyle bir günde ne beni ne de adamlarımı çalışmaya razı edebilirsiniz. Eşim ve ben kiliseden geliyoruz. Bugün en güzel günümüz. Katılın bize. Gelini, ana babamı, ağırlamam gereken dostlarımı ve komşularımı görünce şu anda çalışıp çalışmayacağıma siz karar verin. Ayrıca eğer hanımefendi ve siz, monarşinin başlangıcından beri emekleriyle yaşayan insanlardan oluşan bir topluluğu küçük görmezseniz, birlikte yemek yiyeceğiz. Bugün hepimiz çok mutluyuz. Mutluluğumuzu paylaşmak yalnızca sizin isteğinize bağlı. İşi yarın düşünürüz. Aynı anda arabamın getirilmesi için emir veriyor ve işte Monsenyör Dük'ün çiftlik kiracısı Markus'un konuğu oluyorum ve düğün yemeği için hazırlanmış salona giriyoruz. Ana binaya bitişik olan bu salon, avlunun dip kısmının tamamını işgal ediyor. Çiçek demetleriyle süslenmiş kemer şeklinde çardaklardan oluşan bu mekanda manzara önce iki küçük ağaçlıkla kesiliyor. Yolu meydana getiren aralık kırlara kadar uzanıyor. Sofra hazırdı. Gelin Lucia, Markus'la benim aramda, Biondetta Markus'un yanında. Dünürler ve diğer hısım akraba karşılıklı yerleşmişler. Sofranın her iki ucunda gençler yer almışlar. İri kaya gözleriyle dikkat çeken gelin hep yere bakıyor. Kendisine söylenen her şey, hatta en ilgisiz şeyler bile güldürüyor onu ve yüzünü kızartıyor. Yemeğin başında ağırbaşlılık hüküm sürüyor. Ulus'un karakteri bu. Ama masadaki içki tulumları şişkinliğini kaybettikçe çehrelerde ciddiyetini yavaş yavaş yitiriyor. Herkes neşelenmeye başlamıştı ve ansızın yörenin ozanları masanın etrafında beliriverdiler. Kör olan bu ozanlar aşağıdaki dizeleri gitar eşliğinde şarkıya söktüler. ''Markus, kalbimi ve sadakatimi istiyor musun?'' dedi Luisa'ya. Luisa yanıt verdi. ''Gel peşimden. Kilisede görüşeceğiz. Orada her ikisi de dilleri ve gözleriyle yemin ettiler. Canlı ve saf bir coşku. Mutlu çifti. Görmeye meraklıysanız Estramadura'ya gelin. Luisa akıllı, güzel. Markus'u kıskanan çok. Ama Markus ona layık olduğunu gösteriyor. Hepsinin elinin kolunu bağlıyor. Ve burada her şeyi bir sesle ve kendince alkışlayarak saf bir coşkuyu övüyor. Mutlu çifti. Görmeye meraklıysanız Estramadura'ya gelin. Nasıl da hoş bir sevgiyle birleşmiş yürekleri, sürüleri de aynı ağılda bir araya gelmiş, acıları ve zevkleri, tasaları, dilekleri, istekleri hep aynı ölçüye tabi. Mutlu çifti, görmeye meraklıysanız, Estramadura'ya gelin. Sanki kendileri için bestelenmiş, kendileri kadar sade olan bu şarkıyı dinleyen ve hizmet için artık kendilerine ihtiyaç duyulmayan tüm uşaklar ziyafetten arta kalanları yemek için neşe içinde bir araya geliyorlardı. Şenliğin neşesine neşe katmak için davet edilmiş Mısırlı erkeklerle Mısırlı kadınların arasına karışmış, yoldaki ağaçların altında birbirlerinden farklı ve çok hareketli topluluklar oluşturuyor ve güzel bir manzara sunuyorlardı bize. Biondetta sürekli benim bakışlarımı arıyor ve gözlerimi büyük bir keyif içinde ilgileniyor gözüktüğü o insanları çevirmem için beni zorluyor ve onların kendisine sunduğu eğlenceleri paylaşmadığım için eleştiriyordu beni sanki. Yemek süresince sabırsızlanmaya başlayan gençler baloyu bekliyorlar. Hoşgörü, olgun. Olgun yaştaki insanlara yakışır ancak. Sofra toplanıyor, masa, masayı oluşturan kalaslar ve desteklik eden fıçı. Fıçılar salonun dip tarafına atılıyor. İskeleye dönüştürülerek müzisyenler için bir sahne oluyorlar. Sevilla Fandangosu çalınıyor. Mısırlı genç kadınlar kastaniyet ve tepleriyle eşlik ediyorlar bu dansa. Diğer konuklar onlara karışıyor ve onları taklit ediyor. Herkes dans ediyor. Biondetta gösteriyi gözleriyle yiyordu sanki. Yerinden hiç kıpırdamadan gördüğü bütün hareketleri deniyor. Baloyu çılgınca seveceğim galiba diyor. Az sonra dansa katılıyor ve beni de zorluyor. Önce biraz sıkılıyor ve hatta epey beceriksiz davranıyor. Kısa sürede alışıyor sanki. İnceliği güç, hafiflik ve keskinlik bağdaştırıyor, terliyor. Mendil gerekiyor ona. Benim mendilim geliyor eline. Sadece terini silmek için duruyor. Dansa tutkum olmamıştır hiçbir zaman ve böylesine boş bir eğlenceye kendimi kaptıracak kadar rahat değildi içim. Kaçıyorum ve oturup düş kurabileceğim bir köşe arayarak salonun bir ucuna kadar gidiyorum. Çok gürültülü bir sohbet dikkatimi çekiyor, ister istemez dikkatimi çekiyor. İki ses yükseldi arkamda. Evet evet diyordu biri. Bir gezegen çocuğu, şimdi evine dönüyor. Bak, Zoradil, 3 Mayıs'ta sabahın 3'ünde doğmuş.
Ah gerçekten Leyla Gezi diye karşılık veriyordu öbürü. Vay haline Satürn çocuklarını, çünkü arkalarından yükselen Jüpiter, Mars ve Merkür, Venüs'le üçlü kavuşma konumunda. Ah ne kadar yakışıklı genç bir adam, ne biçim doğal üstünlüklere sahipti, ne umutlar besleyebilirdi, ne büyük bir servete sahip olabilirdi ama... Duyduğum saati biliyordum ve bu saatin olağanüstü bir doğrulukla dile getirildiğini işitiyordum. Dönüyor ve bu gevezelere bakıyorum. İki yaşlı mısırlı kadın görüyorum. Oturmaktan çok çömelmiş durumdalar. Koyu zeytin rengi bir yüz, çukur ve ateşli gözler, ince ve ölçüsüz bir burun, beyaz ve mavi çizgili bir kumaş parçası, yarısı dökülmüş saçlarıyla bir başın çevresinde iki kez dönüyor. Yarıdan omuza ve... Oradan da bele düşüyor. Böylece de yarı çıplak bir halde kalıyorlar. Tek kelimeyle insanı neredeyse çileden çıkartan ve aynı zamanda gülünç şeyler. Yanlarına yanaşıyorum. Bana bakmaya, birbirlerine işaretler yapmaya devam ettirdiklerini görünce ''Benden mi söz ediyorsunuz hanımlar?'' diyorum. ''Bizi dinliyordunuz demek, Senyor Şövalye.'' Hiç kuşkusuz diye karşılık verdim. ''Benim doğum saatimle ilgili bu şaşmaz bilgileri kim verdi size?'' Size söyleyecek daha çok şeyimiz vardı talihli genç adam, ama önce avuca bir işaret koymak gerekiyor. İş ona kalsın diyorum ve anında bir altın veriyorum onlara. Bak zor Edille diyor daha yaşlı olanı. Bak ne kadar soylu, nasıl da kendine sine adanmış hazinelerin tadını çıkarmak için yaratılmış bir insan. Haydi tıngırdat gitarı ve beni izle. Şarkı söylemeye başlıyor kadın. Size İspanya can verdi ama sizi besleyen Partepone'dir. Dünya sizde efendisini görüyor. İsterseniz eğer gözdesi olursunuz göklerin. Size vaat edilen mutluluk fanidir ve bırakıp gidebilir sizi. Öylesine bir yakalamışsınız. Aklınız varsa eğer bir an önce ele geçirmelisiniz onu. Nedir gücünüze boyun eğmiş olan bu sevimli şey? Yoksa... İhtiyarların keyfi yerindeydi. Bütün gücümle kulak kesilmiştim. Biondetta dansı bıraktı. Koştu geldi, kolumdan çekiyor, ondan uzaklaşmaya zorluyordu beni. ''Niçin terk ettiniz beni Alvaro? Ne yapıyorsunuz burada?'' ''Dinliyordum.'' diyorum. ''Ne?'' dedi beni sürükleyerek. ''Bu ihtiyar ucubeleri mi dinliyordunuz?'' ''Aslında sevgili Biondetta, çok ilginç yaratıklar bunlar. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok şey biliyorlar. Bana diyorlardı ki, ''Kuşkusuz.'' diye karşılık verdi alaycı bir tavırla. Mesleklerini icra ediyorlardı, falınızı okuyorlardı ve siz de inanacaktınız onlara değil mi? Çok zekisiniz ama bir çocuk kadar safsınız. Sizin benimle ilgilenmenizi engelleyen bunlar mı? Tam tersine sevgili Biondetta, sizden söz edecekti bana. Benden mi söz edecekti dedi sertçe ve biraz endişeli bir tavır içinde. Ne biliyorlar ki bu konuda ne söyleyebilirler? Saçmalıyorsunuz. Bu hatanızı unutturmak için bütün gece dans edeceksiniz. Peşinden gidiyorum, yeniden halkaya katılıyorum ama ne çevremde olup bitenlere ne de kendi yaptığım hareketlere dikkat ediyorum. Kaçıp falcıların yanına gitmekten başka bir şey düşünmüyordum. Sonunda uygun bir an bulduğumu sanıyorum, yararlanıyorum bu andan. Göz açıp kapayıncaya kadar büyücülerimin yanına uçtum. Çiftliğin sebze bahçesinin dibindeki küçük bir çardağın altında götürdüm onları. Orada benimle ilgili olarak bilebilecekleri tüm ilginç şeyleri doğrudan dolambaçsız lafı hiç uzatmadan bana söylemelerini istedim. Yalvarmam etkili oluyor. Çünkü ellerim altın doluydu. Ben nasıl onları dinlemek için can atıyorsam onlar da konuşmak için yanıp tutuşuyorlardı. Az sonra ailemin en gizli özelliklerinden, belli belirsiz bir şekilde Biondetta ile olan ilişkilerimden, korkularımdan ve umutlarımdan haberli oldukları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıktı. Çok şey öğrendiğimi sanıyordum. Daha da önemli şeyler öğrenmeyi umuyordum. Ama Argus'umuz peşimdeydi. Biondetta koşmadı, uçtu adeta. Onunla konuşmak istiyordum. Mazeret yok diyor. Tekerrür mazeret kabul etmez. Ah, bağışlayacaksınız beni diyorum. Eminim bundan. Kendimi istediğim gibi eğitmemi engellemiş olsanız da şimdi artık çok şey biliyorum bu konuda. Evet, saçmalıklar yapmak için öfkeliyim ama şimdi burada tartışmanın bir anlamı yok. Birbirimize saygılı davranacak durumda değilsek de bizi konuk edenlere karşı saygılı olmalıyız. Sofraya oturacağız ve ben sizin yanınıza oturacağım. Kaçmanıza kesinlikle tahammül edemiyorum. Bilmiş olun.
Ziyafetteki yeni düzenlemede gelinle damadı karşısına oturmuştuk. Her ikisi de günün eğlenceleriyle coşmaktadırlar. Marcos'un gözleri ateş gibi parlıyor. Luisa eskisi kadar mahcup bakmıyor. Utangaçlık öcünü alıyor ondan. Ve yanaklarını canlı bir kiraz kırmızısına boyuyor. Kıbrıs şarabı bütün masada dolanıyor. Ve belli bir noktaya kadar ağırbaşlılığı ortadan kaldırıyor sanki. Yaşlılar bile geçmişteki mutlulukların anısıyla canlanıyor. Canlılıktan çok kabına sığılmazlığın egemen olduğu tavırlarla gençleri kışkırtıyorlar. Gözlerimin önünde böyle bir manzara vardı. Yanımda ise daha farklı, daha hareketli bir kendini hem tutkuya hem de hayal kırıklığına aynı anda teslim etmiş gibi gözüken Biondetta. Küçümsemeden kaynaklanan bir incelikle silahlanmış. Kimi zaman yüzünde zoraki bir gülümsemeyle, kimi zaman surat asarak beni sıkıyor. Kan çıkarıncaya kadar çimdikliyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ayaklarıma da basıyordu hafifçe. Tek kelimeyle aynı anda hem sevgi gösteriyor, hem eleştiriyor, hem cezalandırıyor, hem de okşuyordu. Öyle ki bu değişken duygulara teslim olmak zorunda kalan ben, tarifsiz bir boğuntu içindeydim. Gelinle damat ortadan kayboldu. Bazı konuklar da şu ya da bu nedenle onları izlediler. Masayı terk ediyoruz. Çiftlik kiracısının teyzesi olduğunu bildiğimiz kadın bir mum yakıyor ve önümüze düşüyor. Onu izleyerek kare biçiminde 12 ayaklı küçük bir odaya ulaşıyoruz. Odadaki mobilya genişliği 4 ayak bile olmayan bir yatak, bir masa ve 2 koltuktan ibaret. "Beyefendi, hanımefendi, size verebileceğim tek oda bu işte," diyor kadın. Mumu masaya koyuyor ve bizi yalnız bırakıyor. Biondetta başını yere yayıyor. "Evli olduğumuzu mu söylediniz siz?" diyorum Biondetta'ya. "Evet," diye karşılık veriyor. Gerçeği söylemekten başka ne yapabilirdim? Siz bana söz verdiniz, ben de size. İşte esas olan budur. Sizin törenleriniz kötü niyete karşı alınmış tedbirlerdir ve ben buna önem vermiyorum. Gerisi de bana bağlı değildi. Kaldı ki verilen yatağı benimle paylaşmak istemiyorsanız eğer, rahatsız bir gece geçireceğinizi göreceğim ve acı vermiş olacak bana. İstirahate ihtiyacım var. İçinde bulunduğum durum yorgunluğun ötesinde bir şey. Her bakımdan tükenmiş bir haldeyim. Çok canlı bir tavır içinde bunları söylerken yüzü duvara dönük halde uzanıyor yatağa. "Ne?" diye bağırdım. "Biondetta. Biondetta, sizi üzdüm. Gerçekten öfkelisiniz. Hatamı nasıl bağışlatabilirim? Hayatımı isteyin benden." "Alvaro," diye karşılık veriyor hiç istifini bozmadan. "Gidin sorun o mısırlılarınıza bakın bakalım. Sizin ve benim ikimizin de yüreğine huzur salma çareleri biliyorlar mı?" "Ne? Bu kadınlarla konuştuğum için mi kızdınız? Ah, bağışlayacaksınız beni Biondetta. Bana söylediklerinin sizin söylediklerinize ne kadar uyuştuğunu bir bilseniz. En önemlisi de Maravillas Çatosu'na gitmememi salık verdiler. Evet, karar verildi. Yarın Roma, Venedik, Paris'e doğru yola çıkıyoruz. Birlikte oturmak istediğiniz her yere doğru yola çıkıyoruz. Oralara, oralarda bekleyeceğiz ailemin onayını." Biondetta bu konuşmadan sonra yüzünü bana dönüyor. Yüzü ciddiydi. Hatta sert bakıyordu. "Benim kim olduğumu, sizden ne beklediğimi, size yapmanız gereken şeylerle ilgili olarak tavsiyelerimi hatırlamıyor musunuz Alvaro? Bak, sahip olduğum bilgilerden ölçülü bir şekilde yararlanırken size uygun hiçbir şey verememiştim. Tavır ve tutkularımızın kuralı, tehlikeli iki insanın konuşmalarıyla belirlenecek. İnsanlardan her zaman korkmuşumdur kesinlikle," diye bağırdı. Acıyla kendinden geçerek, "Yüzyıllar boyunca bir tercih yapmak için tereddüt ettim. Bu tercih yapıldı. Dönüş yok artık. Çok mutsuzum." Sonra benden saklamaya çalıştığı gözyaşlarına boğuldu. En şiddetli tutkulara teslim olarak diz çöküyorum. "Ah Biondetta, kalbimi gömüyorsunuz siz. Yoksa onu daha fazla paralamaktan vazgeçerdiniz," diye bağırdım. "Siz beni tanımıyorsunuz Alvaro ve tanımadan daha çok acı verecektiniz bana. Son bir çabayla sahip olduğum güçleri ortaya dökerek güven ve beğeninizi tümüyle elde etmem, böylece aşağılayıcı ya da tehlikeli paylaşımlara maruz kalmaktan kurtulmam gerekiyor. Falcı kadınlarınızın benimle aynı görüşte olmaları haklı. Haklı olarak dehşete düşürüyor beni. Soberano'nun, Bernardino'nun, sizin ve benim düşmanlarımızın bu maskelerin arkasında gizlenmediklerini kim garanti edebilir ki? Venedik'i hatırlayın. Tuzaklarına kesinlikle benden beklemeyecekleri mucizelerle karşılık verelim. Yarın beni uzak tutmak istedikleri Maravillas'a geliyorum. En küçültücü, en rahatsız edici kuşkular bekliyor beni orada. Ama Dona Mencia dürüst, saygıdeğer bir kadın. Kardeşiniz saygıdeğer bir insan. Kendimi onlara teslim edeceğim. Bir güzellik,
sevgi, itaat ve sabır mucizesi olacağım. Bütün sınamalara isteyerek razı geleceğim. Bir an duruyor. Kendini yeterince alçattın mı talihsiz Silfus diye bağırıyor acılı bir sesle. Konuşmasını sürdürmek istedi ama şıpır şıpır akan gözyaşlarıyla konuşması mümkün olmuyor. Bu tutku gösterileri, bu acı belirtileri, ihtiyat duygusunun benimsetmiş olduğu bu kararlılıklar, bu kahramanca cesaret sahneleri karşısında ne söyleyebilirdim? Yanında oturuyorum, okşayarak rahatlatmaya çalışıyordum onu. Önce itiyor beni, biraz sonra hiç direnmiyor ama sevindirmiyor beni bu tavır. Sıkıntıyla nefes alıp veriyor, gözleri yarı yarıya kapalı, beden yalnızca çırpınmalı hareketlere itaat ediyor. Kuşku veren bir soğukluk bütün bedene yayılmış durumda. Nabız hissedilir biçimde atmıyor ve gözyaşları sel gibi akmaya devam etmese, bedenin bütünüyle cansız olduğu sanılacak. Ah, gözyaşlarının gücü. Aşkın ifade ediliş biçimlerinin hiç kuşkusuz en güçlüsü. Kuşkularım, kararlılıklarım, yeminlerim hepsi unutuldu. Bu değerli çiğin kaynağını kurutmak isterken körpeliğin gülün hoş kokusuyla birleştiği ağza çok yaklaştım. Ve ondan uzaklaşmak istediysem de beyazlığını, güzelliğini ve biçimliliğini anlatamayacağım iki kol kurtulmamı imkansız kılan bir hale geldi ve ''Ah Alvaro'm benim'' diye haykırıyor Biondetta. ''Başardım. Bütün yaratıkların en mutlusuyum. Konuşacak gücüm yok. Olağanüstü sıkıntılıydım. Dahası utanmış, hareketsiz kalmıştım. Yataktan iniyor. Dizlerime kapanıyor. Ayakkabılarımı çıkarıyor. ''Ne? Ne sevgili Biondetta?'' diye bağırdım. ''Alçaltıyorsunuz kendinizi.'' ''Ah nankör'' diye karşılık veriyor. ''Sadece zalim bir efendiyken bile hizmet ediyordum sana. Bırak sevgilime de hizmet edeyim. Bu ara...'' Elbiselerim yoktu üstümde. Saçlarımı tarayıp cebinden çıkardığı bir filede topluyor gücü. Etkinliği, becerikliliği benim bütün engellemelerimin üstesinden geldi. Aynı hızla gece için süsleniyor. Bizi aydınlatan şamdanı söndürüyor ve oda karanlığa gömülüyor. Sonra en tatlı müzikle bile karşılaştırılamayacak kadar güzel bir sesle konuşmaya başlıyor. Alvaro'ma mutluluk verebildim mi? Onun bana verdiği gibi, hayır. Hayır. Mutlu olan yalnızca benim hala, o da mutlu olacak, istiyorum bunu, onu zevklerle sarhoş edeceğim, onu bilgiyle donatacağım, onu en yüce mertebelere ulaştıracağım, istiyor musun? İstiyor musun kalbime en ayrıcalıklı yaratık olmak istiyor musun? Benimle birlikte insanları, her şeyi, bütün doğayı egemenliğin altına almak istiyor musun? Ah sevgili Biondetta'm diyorum, biraz da kendi kendimi zorlayarak, sen bana yetiyorsun. Kalbimin bütün dileklerini karşılıyorsun. Hayır, hayır diye karşılık verdi sertçe. Biondetta yetmemeli sana. Benim adım değil bu, sen. Sen vermiştin bu adı bana. Hoşuma gidiyordu, büyük bir keyifle taşıyordum bu adı ama benim kim olduğumu bilmen gerekir. Şeytanım ben sevgili Alvaro, şeytanım ben. Bu kelimeyi büyüleyici bir tatlılığın egemen olduğu ses tonuyla söylerken, amacı daha çok benim vermek istediğim yanıtları engellemekti. Sessizliği bozabildiğim anda şunları söylüyorum ona. Sus sevgili Biondetta ve kim olursan ol bu uğursuz kelimeyi ağzına almaktan ve uzun zamandır reddedilmiş bir hatayı hatırlatmaktan vazgeç diyorum ona. Hayır sevgili Alvaro, hayır, kesinlikle hata değildi bu. Seni buna inandırmak istedim sevgili küçük adam. Seni akıllı uslu biri haline getirmek için kesinlikle aldatmak gerekiyordu. Sizin cinsiniz gerçekten kaçıyor. Sizi mutlu etmek ancak körleştirerek mümkün olabilir ha. İstersen eğer çok mutlu olacaksın. Seni mutluluğa boğacağımı iddia ediyorum. Benim göstermek istedikleri kadar iğrenç olmadığımı kabul ediyorsun zaten. Bu gevezelik serseme çeviriyordu sonunda beni. Yan çiziyordum. Duyularımdaki sarhoşluk gönüllü dalgınlığıma yardımcı oluyordu. Ama cevap ver bana diyordu. Nasıl bir cevap vermemi istiyorsunuz peki? Nankör! Sana tapan şu kalbe koy elini. Buradaki heyecanların içinden en zayıf olanını senin kalbine aktarabilsem bu bile yeter. Benim damarlarımı tutuşturan o müthiş alevden biraz aksın damarlarında. Mümkünse eğer aşkı karartmaya son derece uygun olan ve yalnızca benim ürkek ruhumu korkutmak için yararlandığın o ses tonunu yumuşat. Nihayet mümkünse eğer benim sana karşı olan hislerim gibi sevgi ve benim sevgili Belzemut'um tapıyorum sana de bana. Son derece yumuşak bir sesle telaffuz edilmesine rağmen bu uğursuz ismi duyduğumda
Ölümcül bir korku kapladı beni, şaşkınlık ve uyuşukluk bunalttı ruhumu. Yüreğimin derinliklerinde pişmanlığın boğuk sesi duyulmasaydı, yok olduğunu sanacaktım ruhumun. Bununla birlikte duyularımın baş kaldırması, akılla bastırılamazcasına daha buyurgan bir biçimde sürüyor. Savunmasız bir halde düşmana teslim ediyor beni. Düşmanım yararlanıyor fırsattan ve benliğimi kolayca ele geçiriyor. Kendime gelmem, ortağı olmaktan çok faili olduğum suç üstüne düşünme fırsatı vermiyor bana. İşlerimiz ayarlandı diyor. Beni alıştırmış olduğu sesinde belirgin bir değişiklik yapmadan, gel geldin. Geldin beni buldun, senin peşinden geldim, sana hizmet ettim, seni sevdim, isteklerini yerine getirdim tek kelimeyle, sana sahip olmak istiyordum ve bu amacıma ulaşmak için kendini isteyerek bana teslim etmen gerekiyordu. İlk sevgini hiç kuşkusuz bir takım hileler sayesinde elde ettim. İkincisine gelince adımı söylemiştim bu sırada. Kendini kime teslim ettiğini biliyordum ve bu bilgisizliğinden yararlanmış olmadım. Bundan böyle çözülmez bağlarla bağlıyız birbirimize Alvaro. Ama birlikteliğimizi sağlamlaştırmak için birbirimizi iyi tanımamız önem kazanıyor. Seni neredeyse ezbere tanıdığımdan avantajlarımızın karşılıklı olabilmesi için sana kendimi olduğum gibi göstermem gerekiyor. Bu tuhaf nutuk üzerine düşünme fırsatı vermiyor bana. Keskin bir ıslık sesi duyuyorum yanımda. Beni çevreleyen karanlık anında dağılıyor ve odanın lambirilerinin üstündeki korniş baştan başa sümüklü böceklerle kaplı, sert bir biçimde tahterevalli gibi salladığı boynuzların parıltısı ve etkisi, bu hareketle bir kat daha artan fosforlu ışık demetleri haline geliyor. Bu ani aydınlanmayla gözlerim kamaşıyor neredeyse. Etrafıma bakıyorum şöyle bir. Büyüleyici yüz yerine ne göreyim? Ey tanrım! Korkunç deve başı! Gök gürültüsü gibi bir sesle beni vaktiyle mağarada çok korkutmuş olan o boğuk Kivoy lafını telaffuz ediyor. Daha da korkunç bir insani kahkaha patlıyor. Kocaman dilini çıkarıyor. Kaçıyorum. Yatağın altına saklanıyorum. Gözlerimi kapıyor, yüzüstü yatıyorum. Yüreğinin korkunç bir hızla attığını, nefes alıp vermem duracakmış gibi soluğumun kesildiğini hissediyorum. Birinin kolumdan çekiştirdiğini fark ettiğimde, bu anlatılamaz durumda ne kadar zaman kalmış olduğumu bilemiyorum. Korkum büyüyor. Gene de gözlerimi açmak zorunda kalıyorum. Keskin bir ışık kör ediyor gözlerimi. Sümüklü böceklerin saçtığı ışık değildi bu kesinlikle. Kornişlerde hiç sümüklü böcek de yoktu artık. Ama güneş tam yüzüme vuruyordu. Gene kolumdan çekiyor birisi. Daha sertçe çekiyor. Marcos'u tanıyorum. Senyor Şövalye, saat kaçta gitmeyi düşünüyorsunuz diye soruyor. Maravillas'a bugün varmayı düşünüyorsanız kaybedecek vaktiniz yok. Neredeyse öğlen oldu. Cevap vermiyordum ben. İnceliyor beni. Nasıl? Üstünüzdekileri çıkarmadan böyle mi kaldınız yatağınızda? Hiç uyanmadan 14 saat yatakta mı kaldınız? Epey bir istirahate ihtiyacınız vardı anlaşılan. Karınız hanımefendi anladı durumu. Geceyi teyzelerimden biriyle geçirmesinin nedeni hiç kuşkusuz sizi rahatsız etmekten çekinmiş olmasıdır. Ama sizden daha iyi çabuk davrandı. Sabah sabah verdiği emirlerle arabanız tamir edildi. Binebilirsiniz. Hanımefendi ise artık burada değil. İyi bir katır verdi kendisine. Sabah serinliğinden yararlanmak istedi. Sizden önce hareket etti. Yol üzerinde rastlayacağınız ilk köyde bekleyecek sizi. Marcus çıkıyor. Elimde olmadan gözlerimi avuşturuyorum ve ellerimi başımda gezdirerek saçlarımın sarılı olduğu fileyi arıyorum. Bir şey yok başımda. Karmakarışık saçlarım, saç örgüm önceki günkü gibi toka yerinde duruyor. Uyuyacak mıydım diye soruyorum kendi kendime. Uyudum mu? Tüm bunların bir rüyadan başka bir şey olmadığını umabilmek kadar talihli miydim? Söndürürken gördüm onu. Söndürdü işte. Marcus giriyor. Yemek yerken istiyorsanız Sayın Şövalye. Hazır her şey. Hayvanlar da arabaya koşuldu. Yataktan iniyorum. Dengemi ancak bulabiliyorum. Dizlerimin bağı çözülüyor. Biraz bir şeyler yemeye razı oluyorum ama boğazımdan geçmiyor. Sonra çiftlik sahibine teşekkür etmek ve benim için yaptığı harcamaları karşılamak istiyorum. Kabul etmiyor. Hanımefendi masrafları ödedi. Hem de çok cömert davrandı saygıdeğer şövalye. Her ikimiz de çok değerli eşlere sahibiz diye karşılık veriyor. Bu konuşmadan sonra hiçbir şey söylemeden arabama biniyorum. Yola koyuluyor araba. Kafamın ne kadar karışık olduğunu hiç anlatmayacağım. O kadar karışıktı ki annemin maruz kaldığı tehlikeye çok az
Yer tutuyordu kafamda, şaşkın gözler ve bir karış açık ağzımla bir insandan çok bir otomata benziyordum. Arabacım uyandırıyor beni. Sayın şövalye, hanımefendiyle bu köyde buluşmanız gerekiyor. Hiç cevap vermiyorum ona. Küçük kasaba gibi bir yerden geçiyorduk. Arabacı her eve girip arabayla geçen genç bir kadın görüp görmediklerini soruyordu. Böyle bir genç kadının kesinlikle orada durmadığı cevabı alınıyor. Yüzümde benim bu konuyla ilgili endişelerimi okumak istiyormuş gibi bir tavırla geri dönüyor ve bu konuda benden daha fazla bir şey bilmediğinden çok sıkıntılı gözükmüş olmalıydı ona. Köyün dışındayız. Korkularımın şu andaki nedeninin hiç değilse belli bir süre için uzaklaşmış olduğu umuduna kapılmaya başlıyorum ha. Oraya bir varabilsem, Dona Mencia'nın dizlerine bir kapanabilsem diye konuşuyorum kendi kendime. Saygıdeğer annemin himayesine girebilsem bir. Üstüme saldıran hayaletler, ucubeler, bu sığınağa tecavüz etme cesaretini gösterebilecek misiniz? Orada doğal duygularıma terk etmiş olduğum kurtarıcı ilkeleri yeniden kavuşacağım. Size karşı bir siper yapacağım onlardan. Ama yanlışlıklarımdan kaynaklanan üzüntüler beni bu koruyucu melekten mahrum ettiyse eğer. Ah işte o zaman yalnızca onun intikamını kendimden almak için yaşayacağım. Bir manastıra kapanacağım Orada beynimde doğan düşlerden kim kurtaracak beni? Din adamlarının yaşayışını benimseyelim. Cinsi Latif, sizden vazgeçmem gerekiyor. Cehennemi bir larva benim çılgınca taptığım güzelliklere bürünmüştü. Bundan böyle siz de görebileceğim en etkileyici güzellik dahi bana yalnızca onu hatırlatacak. Dikkatimin yoğunlaştığı bu düşünceler içinde araba şatonun büyük avlusuna girdi. Bir ses duyuyorum. Alvaro bu, oğlum. Başımı kaldırıyorum ve odasının balkonunda annemi görüyorum. O anda nasıl hoş ve canlı duygular içinde olduğumu anlatmam mümkün değildir. Ruhum yeniden doğmuş gibi oluyor. Tüm gücüm yerine geliyor. Koşuyorum. Beni bekleyen kollara doğru uçuyorum. Yere kapanıyorum. Karşısında, anam benim, anam benim diye bağırdım gözyaşları içinde ve hıçkırıklara boğularak. Katiliniz değilmişim demek ki. Beni oğlunuz olarak kabul edecek misiniz yine? Anam öpüyorsunuz beni. Beni kendimden geçiren tutku, ateşli hareketlerim, yüz ifademi ve ses tonumu öylesine değiştirdi ki Dona Mencia endişe duydu bundan. Şefkatli bir tavırla yerden kaldırıyor beni, tekrar öpüyor, oturtuyor. Konuşmak istiyordum, mümkün olmuyordu. Ellerine sarılıp gözyaşlarımla ıslatıyor ve çılgınca okyanuslara boğuyordum onları. Dona Mencia şaşkın bir tavırla inceliyor beni. Başıma olağanüstü bir iş gelmiş olabileceğini düşünüyor. Hatta aklına ziyan geldiğinden endişe ediyor. Gösterdiği endişe, merak, şefkat, yumuşaklık, kibarlığı ve bakışları içinde ortaya çıkarken uyanıklığıyla uzun ve zahmetli bir yolculukla yorgun düşmüş bir yolcunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan duyguları elimin altında hazır bulunduruyor anında. Hizmetçiler yemeği hazırlamak için koşuşturuyorlar. Hatır için bir lokma alıyorum. Dalgın bakışlarım kardeşimi arıyor. Onu göremeyince endişeleniyorum. Hanımefendi, saygıdeğer John Juan nerede? Diyorum. Buraya gelmenizi istediğine göre sizin burada olduğunuzu bilmek memnun edecektir onu. Ama Madrid'den gönderdiği mektuplar ancak birkaç gün önce yola çıkmış olabilir. Diyor. Sizi bu kadar erken beklemiyorduk. Siz onun alayına albay olarak tayin edildiniz ve o da kral tarafından Amerika'da kral naipliğine getirildi. Tanrım diye bağırdım. Görmüş olduğum korkunç rüya tamamıyla boş muydu? Ama imkansız bu. Hangi rüyadan söz ediyorsunuz Alvaro? Olabilecek en uzun, en şaşırtıcı, en korkunç rüyadan. Sonra gurur ve utancı bir yana bırakarak Portici mağarasına girişimden dizlerine kapandığım mutlu ana kadar başımdan geçenleri ayrıntılarıyla anlattım ona. Bu saygıdeğer kadın beni olağanüstü bir dikkat ve sabırla dinliyordu. Yaptığım hatanın büyüklüğünü bildiğimi anlayarak fazla üzerime gelmiyor. Sevgili oğlum, yalanların peşine koştunuz ve o andan itibaren de yalanlarla çevrildi etrafınız. Benim rahatsızlığım ve ağabeyinizin öfkesiyle ilgili haberi düşünerek değerlendirin bu durumu. Kendisiyle konuştuğunuzu sandığınız Bertre, bir süredir bir sakatlık nedeniyle yatakta. Size ödeneğiniz dışında 200 altın göndermeyi hiç düşünmedim. Düzensiz yaşantınızı desteklemek korkuturdu beni. Onurlu Seis Pimentos 8 ay önce öldü ve Medina Sidonia dükünün tüm İspanya'da sahip olduğu belki 1800 mülk içinde göstermiş olduğunuz yerde bir karış toprağı yoktur. Bundan eminim ve
Siz bu çiftliği ve orada yaşayanları düşünüzde görmüşsünüz. Ah hanımefendi diye karşılık verdim. Beni götüren katırcı da gördü bunları benim gibi düğünde dans etti. Annem katırcının getirilmesini emrediyor ama katırcı parasını bile istemeden ayrılmıştı. Hiçbir iz bırakmadan bu ani kaçış annemi kuşkulandırdı. Bulunduğumuz odanın önünden geçmekte olan bir uşağa seslendi. Nugnes, saygıdeğer Don Cuernos'a oğlum Alvaro'nun ve benim kendisini burada beklediğimizi bildirin. Salamankalı bir bilgindir diye sürdürdü konuşmasını annem. Kendisine güvenir ve değer veririm. Siz de güvenebilirsiniz ona. Gördüğünüz rüyanın sonunda canımı sıkan bir özellik var. Don Cuernos işaretlerden iyi anlıyor ve bunları benden çok daha iyi tanımlayacak. Saygıdeğer bilgin bekletmedi bizi. Konuşmaya başlamadan önce bile tavrıyla ağırlığını koyuyordu. Annem onun önünde düştüğüm durumu samimi bir şekilde itiraf ettirdi önce ve daha sonra yaşadıklarımı anlattım. Bilgin beni şaşkınlıkla karışık bir şekilde ve lafımı kesmeden dinliyordu. Bitirdiğimde biraz düşünüp taşındıktan sonra Quentos şöyle konuştu. Sayın Alvaro, sizin bir insanın kendi hatası yüzünden düşebileceği en büyük tehlikeden kurtulduğunuza hiç şüphe yok. Kötü ruhu kışkırtmışsınız ve yaptığınız ihtiyatsızlıklarla sizi aldatabilmek ve yok edebilmek için ihtiyaç duyduğu tüm kılıklara girme olanağını vermişsiniz ona. Müthiş bir macera sizinkisi. Ne Bodin'in Demonas'ında ne de Becker'in büyülü dünyasında buna benzer bir şey okumuş olduğumu hatırlıyorum. Şunu kabul etmek gerekir ki bu büyük insanların yapıtlarını yazmalarından sonra düşmanımız, çağımız, insanların birbirlerini yoldan çıkarmak için kullandıkları hilelerden yararlanarak saldırılarını düzenleme konusunda son derece ustalaştı. Doğayı sadık bir şekilde ve özenle kopya ediyor. Sevimli ve yetenekli insanlardan yararlanıyor, görkemli şenlikler düzenliyor. Tutkuları çok çekici bir dille konuşturuyor, hatta bir yere kadar erdemi taklit ediyor. Bunlar olup biten birçok şeyle ilgili olarak gözümü açıyor benim. Buradan Portici mağaralarından daha tehlikeli mağaralar ve yazık ki hastalıklarını kabul etmeyen bir yığın bunalımlı insan görüyorum. Size gelince bugün ve gelecek için ciddi önlemler alındığı takdirde tamamen kurtulacağınıza inanıyorum. Düşmanınız gitti çünkü nedenleri vardı. Sizi ayarttı doğru ama yoldan çıkarmayı başaramadı. İyi niyetleriniz, pişmanlıklarınız, aldığınız olağanüstü yardımlar sayesinde korundunuz. Böylece onun sözde zaferi ve sizin yenilginiz sizin için ve onun için bir yanılsamadan öteye gitmedi. Pişmanlık sonunda arındıracak sizi. Ona gelince payına düşen zorunlu bir inziva oldu ama giderken fırsat verdiğiniz takdirde yeniden saldırmak üzere sizi kafanız karışık ve gönlünüzde bir takım hoş duygularla bırakmayı başardı. Hayranlık duyulması gereken bir beceri bu. Gözlerinizi kendi rızanızla kamaştırdıktan ve kendisini bütünüyle farklı bir kılıkta görme zorunda bıraktıktan sonra başkaldırı tasarıları içindeki bir köle gibi itaat etti. Gülünçle korkuncu, ışıklar saçan sümüklü böceklerin çocuksuluğuyla iğrenç kafasının görünümündeki dehşeti ve nihayet yalanla gerçeği, huzurla huzursuzluğu karıştırarak size hiçbir mantıklı ve açık seçik fikir bırakmamaya çalıştı. Öyle ki karışık zihniniz hiçbir şeyi fark edemesin ve etkilendiğiniz hayalin, onun habisliğinin değil, kendi karışık zihninizin ortaya çıkardığı bir düş olduğunu sanasınız. Ama sizi şaşırtmak için uzun süre yararlandığı o hoş hayalet düşüncesini özenle ayrı tuttu. Siz olanak tanırsanız yeniden ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte onun karşısına koymanız gereken şeyi manastır engeli ya da devlet gücü olabileceğini sanmıyorum. Eğilimlerinizle ilgili olarak bir kesinlik yok. Dünyanın deneyimleriyle kendi kendilerini eğitmiş insanlara ihtiyacı var. İnanın bana, karşı cinsten birisiyle sağlıklı ilişkiler kurun. Saygıdeğer anneniz zevkinize yön versin. Umarım evleneceğiniz kişi ilahi yetenek ve zarafete sahip olur. O zaman siz böyle birisini hiçbir zaman şeytan gibi görmeyi düşünmeyeceksiniz.